Efendim iyi akşamlar. Yine bir empatiden, yeni bir empatiden merhabalar. Harika bir konuk davet ettik sizin için. Profesör Doktor Sevil Atasoy, gayet iyi tanıyorsunuz uzun yıllardır. Aslında çok zor olan, duyulması da zor, farkındalık sağlanması da zor bir iş, uzak bir iş, adli tıp. Onun sayesinde meselelerden haberimiz oluyor, bir fikrimiz oluyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş nasılsınız? Adli bilimlerde çok kadın profesyonel görmek kolay bir şey olmuyor galiba, değil mi? Şimdi bunun bir adli tıp ayağı var. Orada kadınlar var. Yani hekim olup da daha sonra adli tıp uzmanı olanlar çok. Ama adli bilimlerde de çok. Yani artık kadınlar... Artık var. Artık var, evet. Siz hekim geldiğiniz zaman, evet. Siz geldiğiniz zaman nasıldı? Vaziyet. Bana siz demeyecektiniz hani ya. Ama birazdan sene döneceğim. Peki. Şeyde hikayesi. Baştan tamam. Gireyim o zaman. İznini aldım, evet, Sevil Hanım'ın. Çünkü bir profesör hanımefendiye sen demek bir zahmetli bir iş yani içsel olarak. Ama iznini aldık, formatımız gerekir. Sen başladığında alanda var ben mıydı? Ben başladığımda yani şöyle kriminal laboratuvar çalışanları yani narkotik analizi yapan, toksikolojik analiz yapan, gıda analizi yapan filan onlar çoğu kadındı. Çünkü onlar kimya, eczacılık, işte fizik gibi alanlardan geliyorlardı ve laboratuvar işini tabii ki kadınlar tercih ediyor sahada olmaktansa. Yani daha neden sahada olmayı tercih etmiyorlar? Yani gecesi gündüzü olmayan bir iştir tabii ki. Yani her biraz saat olabilir bunlar. Biraz da iç karartıcı da bir iş mi? Yaptığınız iş zaten iç karartır yani. Pek kolay alışılmaz. Hele benim zamanımda yani otopsi iç organ parçaları çalıştığınız zaman ve orada bir zehir aradığınız zaman yani o ölüyü koklarsınız yani. Kolay koklarsınız, değil, kolay dokunursunuz. Bir şey değil. Kolay bir şey değil tabii. Severek yaptığınız bir iş ben miydi çok, başından itibaren? Evet, çok ama o kısmı değil. Ben olay yeri inceleme, delil toplama ve onların... Çözmek, aydınlatmak kısmı. Evet, tabii o kısımdayım. O da çok çekici bir şey tabii. Evet, o tabii çok çok keyif veren bir şey. Hem ölenin, kaybedilenin hem de başkalarının hayatını aydınlatan bir şey elbette, aslında. Elbette, elbette. Yani şey gerçeği bulmak üzere yaptığınız bir iş ve o da sizi çok tatmin ediyor. Tam olarak böyle söyleyebilir miyiz, gerçeği aramak? Elbette. Evet. Tabii ki, tabii ki. Empati kurmaya uygun bir mesleğin olduğunu düşünüyor musun? Saldırganla empati kurmaya çalışırız kafamızda ki nasıl yapmış, nerede delil bırakmış olabilir, tekrar geriye dönmüş olabilir mi? Peki hayvana şiddet gösteren bir insan potansiyel katil midir, evet, efendim? Evet, tabii ki. Bilinen bütün seri katillerin çocukluklarında hayvana şiddet var. Peki dünyaya bir daha gelsen gene bu işi seçer miydin? Hayır. Sizi de meşgul ediyor mu bir gün robotlar dünyayı ele geçirecek ya da yapay zeka ele geçirecek ihtimali? Meşgul etmiyor, öyle olduğuna eminim. Eminsiniz. Ben. Eminsiniz. Tabii, meşgul etmiyor. Aşkını, sevgini nasıl ifade edersin? Sen bir aşk kadını mısın diye sordurdular bana. Bana? Nasıl kızınla aran? Yani onun tasvip ettiği ve etmediği ilişkilerim olmuştur. Bütün problemler oradan çıkmıştır yani mesela. Üsküdar Üniversitesi'ndesiniz, evet, değil mi? Ve evet, orada yeni bir... Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii. Pırıl pırıl bir bölüm açtınız. Çok hiç olmayan bir şey. Anlatayım. Anlatın. Yani 1982'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Adli Tıp Enstitüsü diye bir, evet, enstitü kurduk. Ve orada yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptık adli bilimlerde. Ve ilkiydi bu. Ve o ilkiydi. Hala yani da ilki mi? Şöyle onunla aynı zamanda Ankara Üniversitesi ve İzmir'de bir üniversitede kuruldu. Bölümler kuruldu. İzmir devam etmedi. Hiç öğrenci almadı. Ankara devam etti. Hala da devam ediyor zaten. Bunlar 1982'de bir kararnameyle kurulan böyle bir takım bölümler. Her zaman bir adli bilimler lisans olsa iyi olur demişizdir. Fakat kadrolar yetişmemişti daha. Yani lisans okutmak çok zor bir şeydi. Ders yani verecek hoca yoktu. Ders verecek hoca yoktu. Onların yetişmesi bilmem nesi filan Üsküdar Üniversitesi'ne kısmet oldu. Yani orada oranın bir rektörü bu işe çok sıcak baktı. YÖK sağ olsun hemen açtı.
Yani çok bir şeyin olgunlaşması için 40 yıl makul bir süre. Çünkü olgunlaşmadan bahsediyoruz. Evet, yani birkaç kuşak insan, birkaç kuşak insan yetişti. Evet. Şimdi onlara okutabiliyoruz. Onun faydalarını gördük. Böyle bir şey olduğu zaman ne kadar işler başka türlü gelişiyor onları gördük. Üsküdar Üniversitesi'nden sonra bir de Kütahya'da açıldı. Yani bir de devlet üniversitesinde olsun dedi YÖK. Aslında ben çok ısrarcı oldum. Yani bu bir de devlette olsun, hatta daha da çok olsun diye uğraşıyorum şimdi. Bir şey engel var, o da adli bilimler doçenti diye bir ünvan yok henüz. O olsa iyi olacak yani adli bilimlerle ilgili. Adli bilimler, adli tıp olmasaydı neyden yoksun kalırdık? Şimdi bunların ikisi de yani yüzyıllardır aslında olan branşlar. Değişik bilim dallarının adalete hizmet için çalışmasından ibaret, yani böyle interdisipliner bir şeydir. Ama çok hızlı gelişir. Çünkü suçlar çok hızlı değişir. Değişir değil mi? Şimdilerde mesela ilgilendiğimiz şeyler teknolojik suçlar. 10 yıl önce hiç yoktu. Siber suçlar bilmem ne filan. Onların soruşturması elbette çok zor. Şimdi tabii robotlar başlıyor. Onların işlediği suçlar, onları yani birdenbire acaba otonom olacak, kendi kendine suç mu işleyecek bir noktada filan gibi başka kaygılar oluyor. Devamlı da gelişiyor. Sizi de meşgul ediyor mu bir gün robotlar dünyayı ele geçirecek ya da yapay zeka ele geçirecek ihtimali? Meşgul etmiyor. Öyle olduğuna eminim ben. Eminsiniz. Tabii meşgul etmiyor. Dolayısıyla meşgul değil. Etmiyor yani. Peki birinci hikayeden başlayalım. Buralara tekrar değineceğiz. Önce size sormak istiyorum Sevil. Güçlü bir kadın mısınız? Ne demek güçlü kadın? Bir de oradan bak. Güçlü kadın nedir? Biz sizi güçlü bir kadın olarak kodladık çoktandır. Yani en azından karşılaşmış olduğu problemleri mümkün olduğu kadar çabuk çözüp onu böyle hayıflanıp üzülüp ondan sonra günlerce eve kapanıp ya da ağlayıp filan yani böyle dert etmeyen bir insan olduğu muhakkak. Eylemci bir birisidir o diyorsunuz. Yani ne lazımsa onu yapmaya çalışırım. Yani bir çözüm üretmeye yatkınımdır çok. Düşünürüm ve de tabii giderek bu daha kolaylaşıyor. Yani çünkü geçmişte öyle bir tecrübeyle geliyorsunuz ki bir yere kadar. Benzer şeylere rastlıyorsunuz yani. Ben bu filmi görmüştüm. Nasıl çözüldüğünü biliyorsunuz ve onu daha çabuk peki sizce neden güçlü erkek diye bir şey yok? Çünkü güçlü kadın meselesini çok konuşuyoruz. Evet güçlü maalesef bu yok? Bir cinsiyet ayrımcılığı. Yani kadın erkek ayrımcı. Kadınlara güçsüz, zavallı ve de böyle şey muhtaç. Erkeklerin hamiliğine muhtaç diye görüyoruz ondan. Erkek işi, kadın işi birbirinden farklı mıdır? Değildir tabii. Değildir. Ama ben kadınlarla çalışmayı pek tercih etmemekle birlikte yine de çok sayıda kadınla çalışıyorum. Onun son derece detaylı açıklamaları var. O öylesine bir şey değil yani hayır, kadınlar. Hayır. Kadın oldukları için değil başka nedenlerle. Başka nedenlerden dolayı. Yani o zaman biraz yaptığınız işin erkek işi olduğunu söylersek haksızlık etmiş olmuyor muyuz? Hayır, haksızlık ediyorsunuz çünkü çok ayrıntı peşinde gitmesi icap eden bir iştir. Çok sabır isteyen bir iştir. Bunların ikisi erkeklerde olmuyor zaten. Olmuyor. Evet. Olmuyor. Yani bunun tabii işte bir... Öğrenemeden ölen var. Evet doğru. Peki insan çocukken en çok kime özenir? Bu soruların sebebi var. Dönem dönem özenir. Her zaman aynısına değil. Biraz açar mısın? Bazen babaya özenir. Bazı dönemler anneye özenir. Rol model meselesi üstünden mi gidiyoruz şu anda? Kendi hayatımdan düşünüyorum ben mesela. Kimi zaman yani babam benim için çok önemli bir figürdü ve de onun becerileri ve onun düşünce tekniği vesaire beni her zaman çok etkilemiştir. İnsanlara bakış açısı, herkesle çok çok yakın şeyler kurabilmesi, ilişkiler kurabilmesi. Yani sokakta bir adamdı. O bakımdan benim için çok değerliydi o özellikleri. Ama annemin de meraklı oluşu ve titizliği ve çalışkanlığı tabii ki ayrı bir şey. Giriyorum ve hoşça kalın diyorum ben Sevil Hanım. Bir kahve falan ikram edin Sevil Hanım. İlk hikayemizde Aydın'ın Efeler ilçesine gidiyoruz. 1972 yılında dünyaya geliyorsun. Esnaflık yapan bir ailede kısıtlı yaşam şartları dahilinde büyüyor ve okula gidiyorsun. Kasaplık yapan babanın mesleği küçük yaşlarda ilgini çekmeye başlıyor.
Sık sık okuldan çıktıktan sonra babanın kasap dükkanına gidiyor. Onun işlerine yardım ediyorsun. Bir kız çocuğu olarak çok tatlı bir şey. Ve babanın mesleğini öğreniyorsun yavaş yavaş. Bir müddet okula devam ettikten sonra okuldan ayrılarak ailene ev işlerinde yardım ediyorsun. Genç yaşta tanışıp sevdiğin bir gençle evleniyorsunuz. Eşin öğretmen. Sen de evlendikten sonra hayatına ev hanımı olarak devam ediyorsun. Bir evladınız oluyor. Ancak küçüklüğünden beri hayalinde bir meslek var. Baba mesleği olan kasaplık. Kasap olmak istiyorsun. Kendine ait bir iş yeri açma ve kasap olma isteğin evlendikten sonra daha da artıyor. Eşine ben kasap olmak istiyorum dersen eşin sence ne tepki verir? Herhalde deli misin diyecektir. Evet. Ya da açmayız yani senin çalışmana gerek mi var diyecek. Çünkü çok rastlanan bir şey değil kadınların kasaplık yapması. Yani kadınların çalışması zaten pek rastlanan bir şey değil. Bir de çocuk var filan. 72 doğumlusun ama. Olabilir. 90'ların yani. Başındayız. Evet ama şimdi. Neredeyiz? Evet. Hala oradayız. Hala ama Aydın da bir yerdir. ne de olsa bir yer işte. Evet, ama yani. Çok hoş karşılanmayabilir diyorsun. Hayır yani meselesi. Kötü bir şey. Kokacaksın filan der herhalde bana. Doğru peki. Esnaflık yapmak hem kadın esnaf olmak küçük yerlerde biraz daha zorlayıcı bir iş tabii kabul edelim. Çocuğunun ve evin sorumluluğu da var. Bebek de olmuş. Sence böyle bir mesleği sürdürmek mümkün mü? Hadi diyelim ki başladın. Eşinle de anlaştın filan. Sürdürebilir misin? Sürdürürüm tabii. Yani yanıma birisini alırım. İşi giderek büyütürüm. Yani yolunda giderse kasaplık tabii. Yapmam yani daha büyük bu işlere girerim. Belki de hayvan yetiştiririm yani. Peki. Sen konuyu eşine açınca biraz yadırgıyor durumu. Babandan çok şey öğrendiğini, baba mesleğini devam ettirmek istediğini ve mahallede tek bir tane bile kasap dükkanı olmadığını söyleyerek onu ikna etmeye gayret ediyorsun. Eşin çok istekli olduğunu görünce seni destekliyor. Onunla el ele verip mikro kredi çekiyorsunuz. Kendi mahallende bir kasap, bir dükkan buluyor ve dükkanı devralıyorsunuz. Eşin ve sen günlerce çalışarak bu dükkanı bir kasap dükkanına çeviriyorsunuz. Fakat sen mahallendekiler tarafından hemen kabul görmüyor. Başlarda biraz tepki çekiyorsun. Mahallede kadından kasap olmaz deyip seni şikayet edenler bile çıkıyor o sırada. Çocukken ilgi duyduğun kasaplıkla ilgili kurduğun hayali gerçekleştirdin. Yani kasaplık hayalini gerçekleştirdin. Şu an ne hissediyorsun bu aşamada? Mutluyum yani. Para kazanıyoruz. İstediğin işi yani. Yapıyorsun. İstediğim işi yapıyorum. Evet. Eş de şey oldu, anlayışlı çıktı. Evet. Değil mi? Bir süre dükkanında erkek bir kasap çalıştırıp bu esnada gerekli eğitimleri alıyorsun. Ve sonunda tezgahın başına sen geçiyorsun. Babadan kalma alışkanlıklarına ve tecrübene güveniyorsun elbette. Satırı bıçağı eline alıp et kesmeye başlıyorsun. Dükkanına gelen müşterilerin gözü önce erkek bir kasap arıyor. Ancak kasabın sen olduğunu görünce şaşırıyorlar. Onların garipseyen bakışları arasında kocaman karkasları alıp parçalıyor. Ve istedikleri şekilde müşterilerine veriyorsun. Dükkanına alışverişe gelen herkes senden çok memnun bir şekilde ayrılıyor. İnandığın şeyi yaparak insanların alışkanlıklarını değiştirmek nasıl bir duygu yarattı sende? Çünkü burada bir değişim, bir şey var yani. Evet, yani kasap olmasaydım da pilot olsaydım yine bir problem olacaktı. Ya da ağır vasıta şoförü olsaydım yine öyle. Yani kadınların böyle erkeklere özgü gibi bir işler yapması her zaman bir tuhaf karşılanmıştır yani. Evet. Ama alışılıyor. Yani toplum buna elbette alışacak. Nitekim orada da alışmış işte. Birileri bir yerden başlamalı. Tabii ki. İlçenin tek kadın kasabı olarak önceleri yadırgansan da birçok kişiye örnek oluyorsun. Senin azmini ve girişimciliğini gören 50'ye yakın kadın mikro kredi alarak kendi işlerini kurmaya girişiyorlar. Onları her türlü işi yapabileceklerine inandırıyorsun. Mesleğinde başarılı olup karşılığını da görünce yeniden kredi çekip Didim Altınkum'da bir şube daha açıyorsun. Tam da hayal ettiğin gibi, biraz önce söylediğin gibi. Başarılı bir esnaf artık ve ilçede öncü bir girişimci oldun. Bu konuda ne söylemek istersin? Büyütüyorsun yavaş yavaş. Büyütüyorum. Demin söyledim zaten. Yani burada ben kendim sonunda kendi hayvanlarımı şey yaparım yetiştiririm diye demeye başladım. Bir de tabii ki bu kadınları örgütlemeye başlarım. Ondan eminim.
Yani bunu biraz açar mısın? Ürettikleri şeylere pazar bulmak için. Yani onların sadece o küçük dünyaları içinde kalmayıp daha geniş satış stratejileri şey yapmak için. Yani bir araya getiririm onları diye düşünüyorum böyle. Et kesmekle yetinecek birine benzemiyorsun. Hayır, yani onu geliştirme zaten onu aşıyor zaten. Evet. Yavaş yavaş. Peki başka kadınları kendi işlerini kurmaya teşvik edince ne hissettin? Çünkü bu bambaşka bir şey, doğru ve faydalı bir şey ve bunu yapmak sende nasıl bir duygu yaratıyor? Bunu yapmak güzel ama burada da onların kocalarının sana düşman gözüyle bakmasıyla tabii ki karşılaşırsın. Yani kimse seni sevmez, ayartıyorsun diyerekten. Ama sen nasıl kocanı ikna ettiysen belki onlar da bir biçimde... Bir biçimde edebilirler ama onlar işi daha kolayına kaçarlar diye düşünüyorum. Vazgeçebilirler yani. Adamlar mı, kadınlar mı? Kadınlar. Aa. Evet. Başka kadınlara güvenmiyorsun gibi bir şey mi çıkıyor yani bundan? Yani bu çok, yani çok büyük bir liderlik şeyi gösteriyor. Hmm. Öncülük. Herkes, evet. Öncülük yani herkesin, her kadının bu kadar direnebileceğini, hem de böyle marjinal bir meslek, yani bu öğretmen olacağım demiyor ya da evet, hemşire olacağım demiyor yani. Çocukluğundan beri istediği kasap dükkanına kavuşan, cesareti ve azmiyle onlarca kadına örnek olan bu hanımefendiyle artık tanışalım mı? Tanışalım da ben bir satır daha söyleyeyim. Söyle. Ben şimdi ne bekliyorum biliyor musunuz? Bu elindeki kasap, elindeki baltayla birini öldürür. Yok veyahut yok. Veyahut onu keserken bileğini mi kesti acaba diye o bekliyorum. O sizin mesleki deformasyonunuz, evet, sevgili aynen hanımcığım. Öyle. Ben öyle bir şey bekledim yok, yani burada. Yok hiçbir şey yok. Mis gibi çalışıyor kadıncağız. Aferin. İyi, tamam. Kimsenin görelim kafasına sağ. Geliyor efendim. Efendim Sevilay Köseoğlu. Sevilay Hanım Aydınlı Kasap. Başarılı bir hikayesi var. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı var, TİSVA. Onlar tarafından binlerce mikro girişimci kadın arasından seçilerek 7 Kibeli belgeselinde işlenmiş yaptıkları, ettikleri hayatı. Sevilay Hanım cesareti ve azmi sayesinde birçok insana örnek oldu ve Ege bölgesinin en başarılı kadın girişimcisi seçildi. Bence aferin, harika bir, evet, şey, örnek değil mi? Çok. Kendisine başarılar diliyoruz. Evet. Çok güzel. Kafaya koyanın yapamayacağı bir şey yoktur ha. Çok güzel bir örnek. Evet. Güzel, huzurlu, sağlıklı bir hayat ailesiyle ve sevdiği işiyle. Şimdi sana dönüyorum Sevil. Gerçekten yaptığın iş çok özel ve farklı bir iş seninki. Sen de bütün bulguları, delilleri titizlikle inceliyor, birçok olayı aydınlatıyorsun. Bütün bu iş süreçlerinde hangi duygular arasında gidip geliyorsun acaba? Sen de en çok hangi aşamada heyecan içeriyor bu iş? Eğer heyecanlı bir işse, bilmiyorum ne diyeceksin? Çözülememiş bir işle karşı karşıya kaldığınız zaman ve sizin orada bir açık, bir yerde bir delil olabileceğini fark ettiğinizde, hmm, ve oradan o işte ipin ucunu izlediğinizde, hmm, ve hakikaten bir sonuca vardığınızda bu insanı tabii ki şey olarak çok motive eden, çok keyif veren bir hadise. Yani bu çözülememiş işin üstünden yıllar bile geçmiş olabilir ve siz orada bir çıkış yolu bulabilirsiniz aydınlatabilmek için. Failin kim olduğunun bulunabilmesi için. Bu tabii ki çok heyecan verici bir meslek dolayısıyla. Doğru. Evet. Gerçekten de öyle. Yaptığın iş nedeniyle biraz maskülen bir görünüşe büründüğünü veya işin nedeniyle insanlarda böyle bir algı oluşturduğunu düşünüyor musun? Hayır, zannetmiyorum. Tutum açısından demek istiyorum, maskülen derken. Hayır, anladım. Yani şöyle, içinde bulunduğum çevreler daha eski yıllarda, hmm, tabii ki çok fazla sayıda erkek, az sayıda kadın olan çevrelerdi. Çünkü dünyanın değişik ülkelerinde polislerle de beraber çalışma fırsatım oldu. Hindistan gibi mesela bir, tabii, yerde bile, yani orada hiç kadın yok. Orası tamamen bir erkek, evet, cumhuriyeti, evet. Bununla birlikte
bilginizle karşınızdakinin sizin kadın olduğunuzu unuttuğu, unutturduğunuz, evet, şeylere çok rastladım. Bir şey. Yani çok rastladım. Yani bir süre sonra artık o tamamen yok oluyor. İki kafa konuşuyor karşılıklı. Sizin meslekte olmazsa olmaz bir beceri mi bu? Bu şeyi sağlamak. Evet. Değil mi? Kesin. Kesin. Olmazsa olmaz diyorsunuz. Ne kadının ne erkeğin kendi cinselliğini diyelim veya cinsiyetinden bir fayda çıkarması, karşı tarafa onu hissettirmeden bir diyaloğun içine girebilmesi lazım. Çok zahmetli bir iş. Evet, yani işin zorlukları dışında yana, ekstra çok büyük bir zorluk. Evet, daha. Ama ve her zaman da, yani her zaman da çok yüksek topuklu ayakkabılar, deri etekler falan giymişimdir yani. Tabii. Peki insanın ancak çok severek yapabileceği bir iş bu. Yani çok sevmek lazım. Bu seviliyor ama yani bakın. Yok, sevilmeyecek bir iş demiyorum. Yani evet, sizi birazcık evet, şey yapa evet, irdeleyebilmek çok, için. Çok sevdiğim muhakkak ama çok sevdirebildiğim de muhakkak. Yani beni örnek görüp de ya veyahut da işte değişik diziler var biliyorsunuz filan. Lisans öğrencilerin 1/4'ünden fazlası kız yeni çocuğu tercihler şu anda. Evet. Bir tercih geliştiriyor. Peki dünyaya bir daha gelsen gene bu işi seçer miydin? Yakaladım. Hayır. Seçmezdim. Seçmezdim. Niye seçmezdim? Çünkü sanata çok düşkün birisiyim. Birisiydim. Yani çok küçük yaşta şiirler yazardım. Piyano çalardım. Yani 12 sene kadar böyle bir profesyonel, bir Ferdi Stadtzer diye bir şey vardı. Piyano hocası. Ondan ders almışımdır. Ondan sonra tiyatroya çok merakım vardı. Müziğe çok merakım. Korolarda söyledim, tiyatrolarda oynadım filan, yani böyle bir geçmişim var. İç mimar olmak isterdim çok. Kuaför? Kuaför de olmak isterdim halamın. Çünkü halam, öyle bir bilgi halam var mı? Evet, evet, evet. Halam çok güzel saç tarardı. Gene estetik çok bir iş güzel tabii ki. Evet, evet. Kuaför olmak isterdim tabii. Çok da meraklıyımdır saçlara zaten. Küçükken tabii şeyi söyleyeyim ama yani üniversite sınavında biyoloji sorularını evet, kasıtlı olarak çözmediğini duydum. O doğru mu? Kasıt mıydı yoksa şuur altı ben bu işi istemiyorum, onun aslında dışa vurumu muydu bilmiyorum ama. Babandan çözmedim. Dolayı mı? Baban adli tıp doktoru. Hayır çünkü. Yani şöyle, annem mikrobiyoloji, bakteriyoloji, yani bu olan bir laboratuvarı vardı. Özel bir laboratuvar, biyokimya laboratuvarı. Hmm. Tek çocuk olduğum için ben o laboratuvarı şey yapacak, laboratuvarı yürütecek birisi lazımdı onlara. Hmm. Yoksa babamın mesleğiyle değil. Annemin biraz itelediler diyorsun. Çok, biraz değil, çok. Ha. Yani kimya Şemsi fakültesi, Bey, babam. Şemsi Gök, profesör, evet, doktor babamın Şemsi hiç meslekle ilgili bir şey olmamıştır. Anne mi daha çok? Anne işte benim biyokimya uzmanı olmamı istiyordu. Onun için de kimyayı birinci tercih olarak yazdık zaten. Ya bu çok zor bir iş ama. Çok zor. Ya anne tarafından böyle bu birazcık evet, baskılanmak işte çok anne, zor. Değil. Yani orası bir özel bir laboratuvar, iyi kazanan bir laboratuvar. Baba devlet memuru. Hı. Hiçbir zaman devlet memuru olmayı düşünmeyen ama laboratuvarı devam ettirmek isteyen bir aile. Ve de o, yani benim biyokimya uzmanlık diplomam var o nedenle. Ama ondan sonra dükkanı, üniversiteden bir gün bile oraya gitmedim. Üniversiteden de ayrılmadım. Evet. Cevap sert olmuş anneye. Maalesef. Yani evet, olmuş. Evet, evet. Ve kapattım da tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Fazla da bir, bak yani bambaşka aydınlanmış, okumuş, etmiş, zahmetlere girmiş bir insansın ama Kasap Hanım'la çok benzerlik var yani. Var o da babasının tabii dükkanından, evet, değil mi? Evet. Peki biraz babadan bahsedelim ama baba mesleğini devam ettirdiniz aslında, evet, bir anlamda. Evet, onu doğrudur. Sen de kendi isteğin olmasa da babanın izinden gidiyorsun. Babana benzer yönlerin var mı? Var. Yani kendini yakaladığın şeyler, var. Ben çok yakalarım kendimi. Var. İkisine mesela, de var. Anneme de var, babama da var. Anneanneme de var. Yani aileden hep birilerinden bir şeyler alıyorsunuz zaten. Bir kere ellerimiz çok benzer. Baktığım anda babam aklıma gelir yani, o kadar benzer. Yani anatomik olarak benzediğiniz gördüğü zaman daha zahmet da yüzünden mi benziyor elleri? Yok yani kemikleri filan büyüklüğü yani ve de iş yapan ellerdir. İş yapan ellerdir. Ben ne bileyim, ben işte lastik de değiştirmişimdir. Çok otomobil lastiği.
muslukla tamir etmişimdir, elektrik kofrası tamir etmişimdir. Onları hep ondan aldı. Annem katiyen böyle bir şeyleri becerebilecek bir kadın değildi. Erkeklerle şey yapmaya, gerilim yaşamaya çok küçük yaşta hazırlanmışsın. Lastik değiştirmek, muslukla. Olabilir. Yani kimse... Hepsi el de çalışmış yani baştan bu derse. El de çalıştı, evet. Şemsi Bey nasıl bir babaydı? Aranız nasıldı? Çok iyiydi. Çok. Özlüyor musun? Çok. Her ikisini de özlüyorum. Yani aslında. Tamam ben yani, ayırmaya çalışmıyorum. Hayır ben de öyle var. Ama ha. Evet yani babamı özlüyorum tabii. Yani şöyle şimdi o olsa ne yapardı dediğim çok oluyor. Meslekte mi yoksa günlük hayat içinde günlük mi? İkisi hayat, de mi? Yani insan ilişkilerinde. Meslekte değil. Meslek tabii artık onun hayal ettiğinin çok ötesinde bir noktada. Tabii. Ama insan ilişkilerinde, yöneticilik becerilerinde, idareciliğinde. Çünkü ben şu anda Üsküdar Üniversitesi'nde rektör yardımcısıyım aynı zamanda. Birçok idari işim var. Birçok soruşturma yürütüyorum orada da. Yani disiplin soruşturmaları bilmem neler filan. Yanımda da çok insan çalışıyor. Bir de öğrenciler var. O da çok severdi ders anlatmasını. Ben de çok severim. Yani herhalde hayatta en keyif alarak yaptığım işlerden bir tanesi ders anlatmaktır. Hiç şaşmaz yani. Bir bakarken bir şey, ön yargım var, peşin hükmüm var size karşı. Sert, otoriter birisi olduğunuz çok açık. İşinizin de biraz gereği galiba öyle bir şey gerekiyor. Yalnız bu insanların gizli bir yerinde muazzam hınzır bir humor yatar. Var, evet. Gözlerinizden bazen deliler bakıyor, onu görüyorum. O var, şakayla aranız iyi galiba değil mi? Evet, yani keyifli bir insanımdır açıkça söylemesi gerekirse. Her olayın keyifli bir şey, en kötü olayı dahi keyifli bir şekilde anlatmasını bilirim. Onu söyleyecektim. Bu kadar sert bir işte olmazsa olmaz bir şey galiba. Çünkü bunu tamir etmenin bir yolu olması lazım. Evet, tabii. Yani böyle ahlayıp mahlayıp vah vah filan demeye başladığınız zaman zaten bunu yapamazsınız. Yani. Ama her olayda bir küçük komedi unsuru bulmaya çalışırım. Onu o şekilde anlatırım. Yanımdakiler de gülerler yani ben yani. Öyle bir muhabbet, iyi bir muhabbetim vardır ama sabrım mesela bir yere kadar gelir. Çok yumuşak konuşmalarımda bazen kendimi patlama. Evet ani oluyor. Çok üzülüyorum tabii ondan sonra ona ama böyle bir şey oluyor. Bu huyumdan vazgeçemedim. Evet. Peki Türkiye'nin ilk özel laboratuvarlarından birinin kurucusu anneniz. Annem, evet. Hanımefendiyle aranız nasıldı? İyiydi biraz çok. Biraz da ondan bahsedelim. Onunla iyiydi çok. Fakat hiç duygusal yönü olmayan bir insandı. Yani onun öyle bir bana kalırsa bir eksikliği vardı. Yani çok didaktik, çok katı, çok iki kere iki dört ve de beş olamaz. Sinemaya çok meraklıydı. Çok film seyrederdi. Çok da meraklı bir insandı. Zaten merakı herhalde ondan almış olsam gerek. Üçlü olarak gider miydiniz sinemaya? Çok. 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 Mutlaka. Peki ikisi de çok yoğun insanlara benziyor. Evet. Yani birisi bir laboratuvarın başında, ötekisi aslında çok büyük bir alanın başında. İlgilenebiliyorlar mı? Çocuklukta evet, çok. İlgisiz. Bir kere mutlaka birlikte yemek yerdik. Akşamları, her akşam. Hiç şaşmadan. Ve çok önemli bulurum ben bunu. Sohbetli bir masa mıydı? Çok, evet. Bu önemlidir. Evet. Sofrada konuşulmaz şeyi beni hep çok ürkütmüştür. Konuşurduk çok. Yani herkes bir kere kendi sofrada gününü anlatırdı. Evet. Sonra tabii babam Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yaptı çok uzun yıllar. Bütün dosyaları tek tek okurdu. İtamiri olarak altına imza atmadan önce hepsini okurdu. Neredeyse sabaha kadar okurdu. Sonra da biz yan yana iki dairede otururduk onlarla. Çok hep öyle oturduk. Kimlerle? Babamlarla. Yani evden babam çıktıktan yani. Sonra? Evlendikten sonra yan yana iki dairede yani. Oturduk. Evet. Ve de arada kapı vardı. Gecenin ikisi, üçü filan don paça bu tarafa gelir bana. Bak sana ne anlatacağım diyerekten oradaki bir mesela kuruma gelmiş bir dosyayı anlatırdı. Eşiniz memnun muydu bu durumda? Bilmiyorum böyle. Hayır, sordum öyle. Böyle bir kayınpederle nasıl yaşanır bilmiyorum ama yani yaşadılar yani. Tedirgin yaşanır herhalde. Evet, kapı her an açılabilir gelecek, diye. Her an gelecek diye, evet. Güzel. Yani çocuklukta ilgi görüyor muydun diye soracaktım. Çok. Yetişkin de her zaman, görmüşsün tabii, her zaman ilgi. Her zaman tabii.
Peki, bir de tek çocuk olduğunu evet. da unutmayalım yani. Orada evet. herkesin kıymetlisi olmak da bambaşka. Başka. Hem bir avantajdır hem de biraz eziyetli bir iştir yani. Sürekli kontrol altında. Sonra yani şu anda mesela kızımla aramızdaki yaş farkı azdır. Erken doğurdum çünkü ben. Ama buna rağmen bir kardeşim olsaydı eğer ya. Çok daha eğlenirdim. Yani ya. En azından ha. onunla dertleşirdim. Çünkü kız üzülmesin diye söylemeyeceğim. Bir sürü bir şey oluyor. Ona acıyor insan. Yani onu paylaşmaya hallederim diyorsun olsa söylemeyin. Ama bir kız kardeşim olsaydı ya da bir erkek kardeşim olsaydı muhakkak ki farklı daha, olurdu hayat. Evet. Peki çocukluğunun morgda geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, tabii ki. Morg onun kasabının kıyısında neyse, kahvaltı evet, ediyordun herhalde orada evet, bir şey. Evet o da kasabın içindeymiş. Beden yatarken evet, evet o da kasabın aynen, içindeymiş. Evet. Oyuncakların var mıydı? Biraz hayır ben şeyi söylüyorum. Yani morgun dışında. Hayır yani orada geçen bir hayır. çocukluğun içinde. Daktilo vardı orada. Ha, oyuncağım daktiloydu. Evet. O bir hayal. O daktilo muazzam. Hayır bir Remington siyah. Şeyleri dokunmak sarı sarı serbest, böyle olan. Dokunmak serbest miydi? Tabii bana ait o daktilo. Evet, evet. Müthiş. Otopsi aletlerini kurcalar mıydın? Yok. Neyse biraz yok. Korkmaya başlamıştım. Evet aletleri kurcalamıyordum ama duvarda resimler vardı. Çok dramatik resimler. Onları görüyordum tabii ki. Anatomik resimler yani. Cinayet resimleri. Cinayet resim. Oo. Evet. Cinayet resimleri. Peki o zaman hemen şunu sorayım. İlk morga gittiğin günü hatırlıyor musun? Evet tabii ki hatırlıyorum. Peki ilk ceset gördüğünde kaç onu yaşındaydın? Onu da hatırlıyorum. Cesedi tabii çok erken gördüm. O başka mesele ama yani otopsi sırasında daha ileri bir yaştaydım. Peki cesedi otopsi gördüm. Yapılırken de orada oluyor muydun? Hayır. Artık. Cenazeyi görüyordum ama otopsi yapılırken orada olmuyordum. Evet. Çünkü bir çok enfekte bir ortam herhalde. Tabii tabii yani evet. Peki bu... Kusura bakma evet. soruyorum bunları çünkü fantastik bir çocukluk yani. Buradan film çıkar. Böyle olmam normal yani böyle bir. Yani kusursuz casus yoktur. Aynen. Kusursuz çocuk da yoktur. Evet. O kısma bir bakılması lazım. Son kitabınız evet. Sevil Hanım. Evet. Bu yaşadıklarından sonra çocukluğunda hiç başka çocuklara başka yaşam biçimlerine özendiğin oldu mu? Ki olabilir yani. Sen morgda gezerken baleye gidenler falan var. Hayır, olmadı. Çok da başarılı bir eğitim şeyi geçirdim. Yani geçirme de göreyim o anne babayla. Doğru, doğru. Yani Şiş Terakki İlkokulu'ndan sonra işte Alman Lisesi'ne gittim. Alman Lisesi'ni bitirdim. Kimya Fakültesi'ne gittim. Yani böyle bir eğitim şeyim var. Her zaman çok iyi bir öğrenci oldum. Hiçbir zaman ikmale kalmadım. Yani kimseye de özenmedim. Hiçbirine. Eğleniyor muydun? Okulda çok eğleniyordum tabii. Dışarıda İşte diyorum yani konserler. O kadar başarılı bir çocuklukta bir hafif, bilmiyorum eğlendi mi acaba diye düşündüm. Eğlendiğim şöyle, Selin'in babası Faruk Atasoy, benim işte sınıf arkadaşım da aynı zamanda. Onunla beraber Beyoğlu'nda çıkar. İşte eve kadar yürür, sinemaya gider. Eve kadar yürümek tabii, çok tabii, çılgınca sinema, bir şey. Tabii Maçka'ya falan yürüdük. Hmm. Evet. Peki Büyükada'da bisiklete evet. bindiğini mahalle kahvesinde babanla evet. vakit geçirdin. Evet. Kahveye evet. de dalmışsın evet. artık. Sadece evet. şey adli tıba evet. değil. Çocukluğunun hangi dönemi Büyükada'da geçti anlatır mısın biraz? Çünkü o çok şiirli bir şey galiba Büyükada'nın. Şimdi Büyükada bir kere anneannem denizden çok korkardı. Ama Büyükada'da bir yazlık evleri vardı. Dolayısıyla işte bahar gelip de okullar kapandığında bir kere gidilir. Öylece sonbaharda da bir kere dönülürdü. Babam hmm. yanında oturur, çok bunun elini ama. Tutar. Ondan sonra anneannemin belki de bir sedatif bir şey de verirdi. Denizi de göstermeyi. Bodrum katında hatırlıyorum orayı. Bodrum'da dönerdik geriye. Hmm. Şimdi o Büyükada akşamları tabii ki hafta içleri annemle babamın gelmediği. Çünkü her ikisi de çalışıyor. Anneanneyle vakit anneanne geçiyor. Anneanne ve dedeyle kalıyorum tabii. Biraz da onun için çok düşkünsün galiba. Anneanneme de benzerim. Çok tabii çok çok. O büyüttü beni de. Benim kızımı da o büyüttü anneanne. Yani benim anneannem büyüttü. Anneanneler büyütünce tolerans da biraz geniş evet, olur. Evet dede yaşlılara karşı da çok tabii. yumuşak oluyorsunuz tabii evet, ki. Evet. Velhasıl Büyükada güzel bir yerdi tabii ki.
Yani üç tekerlekli bisikletim. Şimdi hala gidip gelme var çok mı? Çok az gittiğim oluyor. Evi görmeye gidiyorum. Ev duruyor mu hala? Ev duruyor, evet. Aa, ne ev devlet. Evet. Ne kadar güzel. Kim faydalanıyor? Bilmem, birilerine satmışlar demek ki. Ha, ha, biz şey, oradan ev duruyor, siz de ayrıldık. Durmuyor. Biz anladım. De durmuyor. Tamam, tamam. Onu çok çabuk, çok çabuk dediğim 11-12 yaşındaydım falan artık. Gidemez oldunuz. Bu sefer Yeşilyurt'a gitmeye başladık. O deniz hikayesi bitti. Yeşilyurt'ta bir eve, yine bir bisiklet tabii ki. O bisiklet bende bir saplantıdır. Evet. Kasaplık yapan babanın mesleği küçük yaşlarda ilgini çekmeye başlıyor. Bir müddet okula devam ettikten sonra okuldan ayrılarak ailene ev işlerinde yardım ediyorsun. Genç yaşta tanışıp sevdiğin bir gençle evleniyorsunuz. Kendine ait bir iş yeri açma ve kasap olma isteğin evlendikten sonra daha da artıyor. Eşin çok istekli olduğunu görünce seni destekliyor. Kendi mahallende bir dükkan buluyor ve dükkanı devralıyorsunuz. Mutluyum yani. Para kazanıyoruz. İstediğin işi yani. Yapıyorsun. İstediğim işi yapıyorum. Mahallede kadından kasap olmaz deyip seni şikayet edenler bile çıkıyor. Kasap olmasaydım da pilot olsaydım yine bir problem olacaktı. Ya da ağır vasıta şoförü olsaydım yine öyle. Yani kadınların böyle erkeklere özgü gibi bir işler yapması her zaman bir tuhaf yadırgın karşılanmıştır yani. Evet. Ama alışılıyor. Efendim Sevilay Köseoğlu, Yedi Kibeli belgeselinde işlenmiş yaptıkları, ettikleri hayatı ve Ege bölgesinin en başarılı kadın girişimcisi seçildi. Kan bağı ne ifade ediyor sana? Gönül bağı mı yoksa kan bağı mı? Hangisini tercih edersin? Ne birini ne öbürünü. Öyle mi? Evet. Ayak bağı mıdır onlar? Ben insanın kendisini seçmesini, yani kendi kendisini tercih etmesini yeğliyorum doğrusu. Beraber olacağı insanları ya da bir şeyler paylaşacağı insanları. Duruma göre değişir o zaman. Yani ikisi de sanki zorunlulukmuş gibi geliyor. Hele kan bağı. Ama gönül bağında ne zorunluluk var? Gönül bağında da zaaf var. Zaaf var. Hmm. Güzel. Biraz evet. Açalım mı burayı? Yani zaaftır diye düşünüyorum ben. Kadın gönül bağı zaaf mıdır? Evet, bana göre zaaftır. Aşk da bir zaaf mıdır mesela? Evet, tabii ki. Çok hata yaptırır. Patolojik bir şey midir? Hata yaptırır. Patolojisi var tabii ama her zaman, her yerde yok. Yok yani ama insan hata yapar. Normal düşünebilseydi eğer o hataları yapmayacaktı. Biraz ya şey da, mi, objektiviteyi bozabilecek her şey problemdir tabii ki, diye tabii mi bakıyorsun? Evet, tabii. Evet öyle yani kusurları görmüyorsunuz. Görmezden onlar birikiyor. Evet. Ve de günün birinde kel alaka bir şeyden birdenbire, benim zaten huyum o yani, böyle gidiyor birdenbire böyle bir pik yapıyor. Hakikaten hiç ilgisiz bir noktada. Aslında normal koşullarda çok rıza göstermeyeceğiniz evet, bir şey. Ama birdenbire şey oluyor. Yani onu yapan işte bu gönül bağı diyelim ki. Ya da kan bağı. Akrabalarımın az akrabam var zaten. Veya ben görüşmem. O başka mesele vardır da ben görüşmüyorum. Neyse ama akrabalardan hiçbir kötülük de görmedim. Hiçbir yani ihanet de görmedim. Öyle böyle bir şey yok ama dostlardan gördük. Anladım. Kader? Evet yani şöyle bir yaşanmışlık olduğuna ve bizim geriden onu yaşadığımıza inanıyorum. Yani bir zaman... Bir plan mı var? Bir zaman şeyinin gerisinden geldiğimize inanıyorum. Bir şey yürümüş, olmuş... Aslında ve biz onu sekans olarak daha geriden yapıyoruz. Yani hayatın bir kurgusu var. Var. Biz de onun oyuncusuyuz. Evet, öyle görüyorum. Ve senaryoyu değiştiremez miyiz? Bazen o imkanlar çıkıyor karşımıza ama bilemiyorum tabii ki. Yani. Yakalayabiliyor muyuz, yakalayamıyor muyuz? Onun farkına varabiliyor muyuz? Onu anlamıyorum. Ama ihtimal var. Var tabii. Var. Giriyorum. Buyurun. Hoşçakalın Sevil Hanım. Gene görüşelim. İkinci hikayemizde 1951 yılında Manisa'da dünyaya geliyorsun. Sen henüz... Olan bitenden bir haberken baban seni istemiyor ve doğar doğmaz seni bir dere kenarına bırakıyor. Ancak eve döndüğünde vicdanı el vermiyor, tekrar seni alıp evine getiriyor. Eviniz aslında bir müştemilat. Anne ve baban Manisa'nın çok zengin bir ailesine hizmet ediyor. Daha doğrusu bu aile sizin uzaktan akrabanız. Size sahip çıkıyorlar. Annen evlerini silip süpürüyor, baban da bu ailenin sahibi olduğu fabrikada
yapmaya çalışmakta. Sense dünyaya gelen her çocuk gibi büyüyorsun. Okul çağın geliyor, okula yazdırıyorlar. Mutsuz ve yalnız bir çocuksun. Annenin gözleri hep hüzünlü bakıyor. Ama sevgisini hep hissediyorsun. Babansa sana karşı hep çok mesafeli. Gülen yüzünü çok nadir görüyor. Çoğu zaman seni hiç sevmediğini düşünüyorsun babanın. Kendinle vakit geçiriyor. Sadece derslerine odaklanıyorsun. Sence baban neden bu kadar mesafeli sana? Bu seni üzmüyor mu? Baba sevgisinden veya ilgisinden mahrum kalmak bir çocuğu çok olumsuz yönde etkiler çünkü. Onun için soruyorum. Şimdi ben tek değilim bu durumda. Şöyle ki, yani babaların çocuklarına sevgi göstermesi pek alışılmış bir şey değildir bu toplumda. Yani göstermemeye çalışırlar hatta. Onun için de ben onun ağzıyla konuşursam eğer. Tabii. Bunda sen olsun zaten. Yani çok da fazla bir şey, çok üzüldüğümü zannetmiyorum. Sıra dışı yani bir şey değil mi? Çoğu çocuğun hayatı böyle değil. Yani biraz. Evet tabii, yani erkekler çocukları kucağına bile almaz genellikle. Yani böyle bir şey var. Evet. Anne var o iş için. Hı. Ama burada tek çocuk zaten istememiş. Belki o bende belki o olacak. Onu bende istenmemiş bir çocuk olmak, baba tarafından istenmemiş, terk edilmiş bir çocuk olmuş olmak mutlaka travmatik bir etki yaptı tabii ki. Evet, elbette. Yapar. Yapar tabii. Yapar. Peki 14 yaşına geliyorsun, geleceğinle ilgili güzel hayaller kuruyorsun. Tamamen derslerine odaklanmışken hayatında hiç de sevinemeyeceğin bir gelişme oluyor. Annem ve baban bir oldu bittiye getirerek seni evlendirmeye karar veriyorlar 14 yaşında. Halbuki senin gelecek hayallerin vardı. Bu tepeden inme evlilik kararı her ne kadar itiraz etsen de etmişsin ama ailenin kararlı tutumu karşısında bir şey yapamıyorsun. Evlendirilmek üzeresin. Sadece dersleriyle ilgilenen, idealleri olan 14 yaşında bir kız çocuğusun ama evlenmek üzeresin. İstiyor musun bu evliliği? Ne yapacaksın? Kaçarım. Bilmiyorum. Kaçardım herhalde. Nasıl kaçar 14 yaşında bir kız çocuğu evden? Kaçar. Kaç gün? Ensenden tutulup getirilene kadar. Ama bir tepki verirdim. Belki de getirmezler bile. Belki de aramazlar belki bile. Aramazlar belki diyorsun. De aramazlar. Evet, peki. Yapacak hiçbir şeyin yok. İçten içe çok kırgınsın. Başka bir çaren olmadığı için evleniyorsun. Fakat eşin sana çok iyi davranıyor. Sana hep sevgi dolu gözlerle bakıyor ve sevgisini esirgemiyor. Onunla vakit geçirmek seni güzel duygulara götürüyor. Zaten evlenir evlenmez arka arkaya iki de çocuk oluyor. Onları sevginden hiç mahrum bırakmıyorsun, çocuklarını. Eşin çalışıyor, sen de çocuklarınla ilgileniyorsun. Günlerin güzel geçiyor. Ailende ya da sıradan diyelim, bu güzel mi bilmiyorum. Ailende bulamadığın sıcaklığı eşin ve çocukların sayesinde hissetmektesin. Baban evlendiğin günden beri seni hiç arayıp sormamış, evine adım bile atmıyor. Ama annem vakit buldukça seni ve torunlarını görmeye geliyor. İçinde büyüdüğün müştemilat zaten bir ev, bir yuva gibi değildi. Şimdi kendine ait bir yuvan oldu. Mutlu musun? Evet. Görece. Evet, tabii. Yani. Eşin ve çocuklarınla fırsat buldukça gezmeye çıkıyorsun. Arada sırada onları ailenin yanına müştemilata götürüyorsun. Annem seni ve torunlarını her gördüğünde çok seviniyor. Babansa çok nadir ortalıkta. Onunla yüz yüze geldiğinde sana bir yabancı gibi bakıyor. Hatta anne ve babanın hayırsever patronu sana daha babacan davranmakta. Her gidişinde sana kızım arayı açma yine gel gibi sözler ediyor. Yani annenle babanın patronu. Yani evin şeyi. Sana kızım dedikçe babanın seni hasret bıraktığı bu hitap şekline bile öfkeleniyorsun aslında. Bir tepkim var. Yıllar böyle geçiyor. Her şey senin için akışında, doğal akışında sözde ilerlerken 28 yaşında acı bir olay gerçekleşiyor. Çok sevdiğin ve sana her anlamda destek olan eşin aniden rahatsızlanıyor ve hayatını kaybediyor. Ben baba ölecek zannediyordum. Onu bekliyordum yani. Baba ölecek. De... Daha doğrusu buna muhtaç olacak. Çok sevdiğin ve sana her anlamda destek veren annen diye düşündüm. Ben annesi ölecek galiba dedim ama eşini kaybetti. Genç yaşında eşini kaybettin. Ne hissediyorsun? Babanın sende bıraktığı boşluğu eşinle doldurmuştun bir bakıma. Onun yokluğuna alışabilecek misin?
iki çocuk da var. Eşin de yok. Yaş da daha 28. Cahil. İşi de yok. İşim de yok diyor. İşim de yok, cahilim. Ben ne yapacağım ben? Birini bulur, evlenirim. Yeni bir cendere daha mı diyorsun? O yaşta kaldı tek başına bu kadın. Kaldı ki bu cendere değildi. Bunlar seviyorlardı birbirlerini. Siz tamam ama o yaşta kadın iki tane çocukla nasıl karnı doyacak? İş yok, güç yok. Bilmem, ben de onu soruyorum. Bu senin hikayen. Ben birini bulur evlenirdim dedim işte yani. Öyle mi diyorsun? Başka çare bulamaydı. Duygusal olarak çökmüş vaziyettesin. Kendinde hayata devam edebilecek bir güç de bulamıyorsun. Eşini kaybettikten sonra onun maaşını almaya başlıyorsun. Yani gene var bir şey var. Ancak bu maaş tabii evini ve çocuklarını geçindirmeye yetmiyor. Sadece insanlara olan borcunu ödeyebiliyorsun. Annenin patronu, evin babası, büyük evin, bir hayırsever olduğu için durumunu görüyor, fark ediyor, sana destek olmak istiyor ve sana bir iş teklifinde bulunuyor. Eğer kabul edersen sen de annen gibi müştemilatında büyüdüğün evde hizmetli olarak çalışabileceksin. Ne yapacaksın, bu teklifi kabul eder misin? Ederim yani, çaresiz. Ben zannettim ki adam buna bir kapital falan bir şey verecek, sana bir dükkan açayım diyecek. Sen de burada... Yok, evde çalışabilirsin diyor. O kadar. O kadar. Yani bir iş imkanı tabii sunmuş oluyor neticede. Bir maaş verecek. Bir de şey var, kocandan gelen, rahmetliden gelen maaş da var. İkisi bir arada idare eder mi? Çalışacak mısın? Çalışacağım. Evet diyorsun. Evet. Teklifi kabul ediyorsun ve işe başlıyorsun. Annenin patronuna, eşine ve üç çocuğuna, kız kardeşlerine, patronun hepsine hizmet ediyorsun. Kalabalık bir ev demek ki. Baban da bu sırada anneni terk ediyor. Tabii, belliydi zaten. Ve kayıplara karışıyor. Evet. Sense annenle daha sıkı vakit geçirmeye başlıyorsun. Doktorunun sana verdiği ilaçlar sayesinde duygusal olarak da güçlü hissediyor. Kocanın yokluğuyla baş edebilmek için elinden geleni yapıyorsun. Evlatlarını da büyütüyorsun. Zaten tek bir hedefin var. Çocuklarının iyi bir yaşam sürmesini sağlamak. Yıllar geçtikçe sağlığın bozuluyor. Belin, dizlerin, bacakların ağrıyor. Ağır işler koca ev. Bu ağrılar yüzünden uyku da uyuyamıyorsun. Uykuda sıkıntın var. Vücudunun ağrılarını duymamak için kendini iyice çalışmaya veriyorsun. Ama hedefine ulaşıyorsun. İki çocuğun da meslek sahibi oluyor. Kendi düzenlerini kuruyorlar. Rahat bir nefes alıyorsun. Fakat 45 yaşına geldiğinde acı bir haberle karşılaşıyorsun. 66 yaşındaki anneciğin hayata veda ediyor. Babanın nerede olduğunu bilmiyorsun. O zaten kaçtı gitti. Kocandan sonra anneyi de kaybettin. Artık iki dayanağında, hayatta değil. Anne kaybını seni nasıl etkiledi? Anneyle olan ilişki işte burada çok güzel bir ilişkileri var. Birbirlerini de seviyorlar. Yani birbirimizi düşkünler. Seviyoruz. Seviyoruz. Düşkünüz birbirimize. Ondan sonra ama yapacak bir şey yok yani, kader deyip, alın yazısı deyip o acıyla başa çıkmaya çalıştım yani. Biraz daha büyük bir yalnızlık hissi herhalde, değil mi? Çünkü annege iyi kötü en yakını annesiydi, çocuklarını saymazsak. Peki ama hepimizin bir noktada annesi babası ölüyor. Allah sırasıyla versin yani deriz ya. Yani evet. bir noktada yalnız kalıyoruz. Ama benim annemin ölmesiyle onun annesinin ölmesi arasında da bir gene fark var. Yani biraz herkesin daha, annesi bence aynıdır. Aynı. Hayır, o muhakkak yani. Canım. Hayır. Destek olarak hani hayatında tek desteği olduğu için hani annesinin kaybı çok yıkıcı bir şey değil mi diye düşündüm. Ama duygusal bir desteği var, o kadar. Başka duygusal, bir desteği yok. Az mı? Duygusal seviyor. Destek. Evet. Peki iki evladın da kendine yeni bir hayat kurdu. Şimdi sen... Onlar da gitti, yapayalnızsın. Ne yapacaksın? Çalışmaya devam mı burada? Aklı olaydı zaten evlenirdi daha. Evlenirdim daha önce. Onu yapmadığı için. Şimdi öyle bir başına için, yaşlanacağım. Yaşlanacağım. Peki. Bir başına yaşlanacağım. Plan bu. Bir iş kuramıyorum. Orada da belim ağrıyor. Bunların yerini silemiyorum. Camını silemiyorum. Yemek de pişiremiyorum. Giderek daha kötü olacağım. Durmadan çalışıyorsun. Yalnızlıkla baş etmenin en etkili yolu çalışmak oluyor senin için.
patronu ve ailesiyle daha yakın ilişkiler kuruyorsun. Onlar için çalışırken bazı zamanlarda sofralarına oturuyor, onlarla birlikte yemek yiyorsun. Patronunun babacan tavırları seni mutlu ediyor. Bu aileye büyük bir sadakat duygusuyla bağlısın. Anneni kaybettikten sonra 25 sene daha üstüne, yani 70 yaşına gelene kadar bu evde hizmet etmeye devam ediyorsun. Bir gün bir yemek esnasında patronun sana bir itirafta bulunuyor ve sana öz baban aslında olduğunu aslında benim diyor söylüyor. Herhalde. Evet. Evet, aslında babam benim. Bu esnada tam 71 yaşındasın. Baban bunu itiraf ettiği zaman. İkine iyi, ben ne olaylar gördüm adamlar. Dur sen bir olay göremezsin, sen şimdi o kadınsın hala. Önce o olarak söyle bakalım. Evet. Bu ne hissettirdi bu itiraf sana? 71 yaşında çok bunu. Çok kötü hissettim. Çok kötü hissettim. Keşke hiç söylemeseydi. Daha iyiydi belki evet, diyorsun. Fakat insanı gerçekten parçalayacak bir şey değil mi bu? Onca çileli, sıkıntılı, zor bir hayattan sonra. Hayır, adam senin da, baban. O adam da yani ancak kendi evinde hizmetçiliği buna reva görmüş. Halbuki bunun daha çok elinden tutabilirdi yani. Senden gerçeği saklayan anneni ve öz babanı affedebilecek misin? Öz baba bu. Öz baban bu. Bunu affedebilecek misin şimdi? Ya da hayır, bunu affetmem annene... ama öbürüne, üvey babaya hak veririm yani adamın. Üvey baba gitti zaten. Yani adamın oralara beni anladın bırakmış olmasına. Anladın artık onu değil mi? Evet tabii yani o adamı bulmaya çalışırım ben. Yani dere kenarını bırakmasını anlayamayız ama sevgisizliğini, ilgisizliğini evet, birazcık anlaşılıyor. Çözmüş oluyoruz. Evet ve de affettim seni derdim ben olsam onu bulup. Annene? Anneye hiç affolmaz. Ama mağdur o kadın. Olsun. Öyle bu mi? Adam senin baban diyemedi. İsyan edebilirdi değil mi? Tabii. O adamla evlenmeyebilirdi. Tabii. Peki 71 yaşındayken gerçek babasının kim olduğunu öğrenen, iki çocuğunu büyütmek için çok büyük mücadele veren bu hanımefendiyi tanıyalım mı? Tabii. Efendim geliyor. Kalbiye sağlam. Ne de güzel bir yüz bu. Ya, evet. Kalbiye sağlam öz babasının evinde yıllarca öz babasına, eşine, çocuklarına ve kız kardeşlerine hizmet etti. Kalbiye Hanım'ın hizmet ettiği kişiler arasında kendi kardeşleri, halaları, kuzenleri ve üvey annesi vardı. Ve bütün bunlardan daha acı olansa şu ki Kalbiye Hanım o evin müştemilatında gerçek babası zannettiği bir adamın üvey babasının sevgisizliğine maruz kalarak büyüdü. Gerçeği 71 yaşında öğrendi. Üvey babası sayesinde bir dere kenarından dönen hayatı sürpriz bir şekilde yüzleştiği gerçekle ilginç bir hal aldı. Patronu zannettiği Niyazi Bey gerçeği kızından saklayamadı ve Kalbiye Hanım'a öz babası olduğunu itiraf etti. Hayatının en büyük şokunu yaşayan Kalbiye Hanım babasına Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Yapılan DNA testinin sonucunda Kalbiye Hanım'ın biyolojik babasının %99.9 Niyazi Üzmez olduğu kesinleşti. Kalbiye Hanım böylece 71 yaşından sonra 1 milyarlık servete ortak oldu. Hanımefendiye sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sevicim sana dönüyorum. Hikaye başlarken sordum ya, şimdi bir daha sorayım. Kader diye bir şey... Ne, kader konusunda gene aynı şeyleri i̇şte söylersin. Bu olay. Evet. Hayatın bir kurgusu var. Bence var. Var. Yani evet. Evet. Peki kadersel döngüler hakkında ne düşünüyorsun? Kan bağı da kader gibi, coğrafya gibi bir şey mi acaba? Mesela sen babanın mesleğini yapmak istemedin ama döndün dolaştın, adli bilimler uzmanı oldun. Doğru. Bu durumu nasıl açıklıyorsun? Bu bir döngü meselesi mi acaba? Ki yani şöyle, istediği her şeyi yapabilecek birisi olduğunu unutmayalım. Böyle bir çaresizliğin tabii. yok. Yok yok. Harika bir eğitim, çok toleranslı, evet. güzel anne tabii, yani. Tabii. Şimdi baba. Şöyle, genetik elbette birçok davranışımız, kararımız elbette DNA'mızda olan bir bilgidir. Evet. Ve o kadar ki yani iki kuşak, üç kuşak önce yaşanmış olan büyük travmaların bile hiç siz onları yaşamadığınız halde şimdi yani sizden diyelim üç kuşak geridekilerin yaşadığı tabii. şeyleri tabii. siz kendi içinizde o acıyı hissedebiliyorsunuz. Bunlar hep genetik olarak geçiyor.
Bu meslek seçimi... Bir genetik hafızadan söz etmek evet, mümkün yani. Evet, tabii ki, tabii ki. Bunlar hep kanıtlanmış şeyler, yani hikaye değil. Muhakkak ki bazı şeyleri anneden, bazı şeyleri babadan almışımdır. Yani her ikisinden de var. Ve her ikisini de hissediyorum yani kendimde. Yani diyorum ki bu annem olsa böyle yapacaktı, ben de öyle yapmışım. Sonradan anlıyorum yani hangisi olduğunu. Fakat mesela el hareketleri, mimikler, bilmem neler filan filan tabii ki birinden. Yani onu tabii, hissediyorsunuz tabii, yani. Tabii. Onun yürüyüşüm başka birisinden, annemden diyelim ki. Yani kendinde anneni babanı tabii kendinde ki, yakaladığın oluyor evet, tabii değil mi? Ki aa bu babamım, babam oldum, annem oldum evet, diye evet, ben çok yakalıyorum. Evet. Empati kurmaya uygun bir mesleğin olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, empati... Bir mağdur var, bir de fail var malum orada. İki rol var evet. Aslında. Her ikisiyle de empati kurmanız mümkündür. Mağdurla empati kurarsanız eğer çözemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Objektiviteyi kaybetmek gibi mi olur? Ya da zorlamak yani, mı olur? Yani mağdur yakınlarıyla birdenbire temasa geçmek gibi bir durumunuz olabilir. Onlarla birlikte üzülmeye başlarsınız evet. Filan filan. Fakat... Yani genelde kriminoloji literatüründe mağduru suçlamak diye bir şey vardır yapılmaması icap eden. Yani eğer işte şuraya gitmeseydi başına bunlar gelmezdi. O saatte de orada ne işi varmış falan. Mesela bu mağduru suçlamak dediğimiz şeydir. Yakın zamana kadar memlekette hakim bir düşünceydi. Evet. Hala tabii da öyle ki, mi bilmiyorum tabii ama. Ki. Ama kimi zaman hakikaten çağırdığını görürsünüz. Yani burada başına bir şey gelecek belli yani. Ve de ısrarla aynı şey yapmış, ısrarla aynı hatayı yapmış. Yani bunu yapma demişler yapmış. Önce belki babayla başlamış olan bir şeydir bu kadınlarda. Neticede de yani erkekler sonunda işte bunun neticesinde de göz göre göre gitmiş yani hayat yani. Bunu öldürecek sonunda diyorsunuz. Hakikaten de öyle oluyor. Onun için... Yani olayların tabii ki bunlar basit yani motifi çabuk bulduğunuz yani evet. Mühim olan motifi bulduğunuz zaman zaten olayı çözersiniz. Mühim olan motifsiz veya anlamadığınız nedenlerle biri birini öldürürse onu çözmek neden tabii sonuç ki ilişkisi görünmüyorsa. Görünmüyorsa açık. Orada çok onu orada zorlaşıyor eğer bir şey bulamadığınız zaman bağlantı ama empati biz daha çok tabii ki saldırganla empati kurmaya çalışırız kafamızda ki nasıl yapmış, nerede delil bırakmış olabilir, tekrar geriye dönmüş olabilir mi, madde kullanan biri miydi vesaire yani davranışlarında böyle bir şey mi var diye. Faille empati kurmaya çalışırsınız ki nerede oturuyor, nereye atmış, evine yakın mıdır, uzak mıdır yani nerede yaşadığını da tespit edebilmek için empati kurmak gerekir. Cesedin nerede olduğundan mesela yola çıkarak. Sevil bu kadar olay, bu kadar ölü beden gördükten sonra insanlar hala sevebiliyor musun? Seviyorum tabii çok ama sevginin çeşitleri var tabii. En bay çeşit sevgi var. Yani her insanı bir vaka olarak görmüyorsun. Hayır. Ama en bay çeşit sevgi var, sevgi dediğiniz şey. Yani. Açar mısın biraz bunu? İnsanın kendi çocuğuna olan sevgisi var bir kere. Onun yeri hiçbir şekilde hiçbir şeyle tabii ki şey yapılamaz bence. Karşılaştırılamaz başka bir şey o. Sonra dostlarına karşı sevgisi var. Yani o var bence. O da başka bir sevgi. Şüphelendiğin olmuyor mu herkesten sürekli? Özellikle evet, dostlarından, gönül bağlarından falan. Tabii şüphelendiğim ama yani şöyle şüphelendiğim çok... Hayır, çok güvenmemeye çalışırım. Şüphelenmekten ziyade çok güvenmemeye... Güvenmemeye çalışırım. Çünkü hakikaten yani belli bir yaşa geldiğiniz zaman çok güvendiğiniz, çok birlikte iş yaptığınız, çok birbirinizle hayatı paylaştığınız, bir takım dost zannettiğiniz insanların aslında... Kuyunuzu kazmaya çalışmış olduklarını sonradan olabilir, fark ediyorsunuz tabii ki. Ama onu belli etmemeye çalışıyorsunuz. Şu anda bir şey çok ilgimi çekti. Birine güvenmek mi daha zordur, güvenmemek mi? Senin için güvenmek daha zor tabii. Güvenmek daha evet, zor. Evet tabii ki. Güvenmemeye çalışmak da çok zor değil mi? Hayır. Değil. Orada kendinizi güvence altına bırakıyorsunuz. Alıyorsunuz. Evet tamam. Tabii ki. Peki. Yani meslek gereği gene bir şey sorayım.
Yani ölüm herkeste farklı tınlar, farklı şey. Biraz sende teknik bir hadise olarak mı kodlanıyor ölüm? Yani şöyle, korkar mısın mesela ölümden, korkar hayır, mısın? Hayır, yani ölümden değil, korkma, ölümden korkuyorum. Ölümden korkmam. Derim ki ama Allah uykuda öldürsün filan, yani böyle tatsız dileklerim hastalıklarla olur. Hastalıklarla acı çekerek ölmek istemem doğrusu. Acı çekmeden ölmek ve de insanlara da muhtaç olmadan ölmek isterdim hep. Yani kimseye yük olmak istemem. Kızıma mesela, bir tek kızım olduğu için yani beni hastalıklı halde görmesin, üzülmesin diye yani şeyle. Alzheimer olmaktan korkarım. Ya kim korkmaz? Kendisi için değil, kendisi farkında etrafın değil. Için, değil. Etrafa mi? Verdiği üzüntü, birdenbire yorgunluk, sizi evet. Tanımayan birisi. Ama bazen muzurluk geliyor bazen içimden. Sen kimsin ya filan demek geliyor içimden. Seni tanımıyorum, kızıma değil tabii ama yani böyle. Onun rolünü yaptığınız zaman herhalde insanları iyiden iyi ürkütürsünüz. Ürkütürsünüz. Evet. Biraz sert bir soru olacak ama sana sormazsak kime sorabiliriz? Anneni babanı kaybettikten sonraki duygularını merak ediyorum. Bir kere ne birini... Yakından gördün mü? Hayır, ne birini öbürü ölürken görmedim. Yanlarında değildim. Ne babamın ne annemin. Babamı zaten olamazdım. O bir yoğun bakımdaydı Cerrahpaşa'da. Dolayısıyla yani son gördüğümde kebap yemek istiyordu. Ondan sonra bir daha şey yapamadık. Evet. Yedirdiniz annem, mi kebabı? Hayır tabii ki. Bilmiyorum ne yaptılar. Belki ben de oradan ayrıldım yani. Şey yapamadım. Annemse yine bir hastanede tabii ki öldü. Çok yakın oturduğumuz bir hastane var. Ve de orada başında çok sevdiğim bir hekim arkadaş, benim de öğrencim olan, başında duruyordu onun. Baktı bana odadan, yani kaybediyoruz gibi baktı. Ben başımı salladım, giremem dedim içeriye. Böyle üzücü bir şey tabii ki. Ben eminim ki ölmekte olan bir insan herhalde çok sevdiği birini görmek ister son dakikada. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Herhalde ister. Mantıklı geliyor bu soru. Bana sorun da mantıklı tabii, geliyor mantıklı. Ama işte o bencillik. Onu öyle o şekilde görmek istemedim. Seninki şimdi bencillik, bana bencillik benimki. Şimdi bana göre ikisi de ölmedi. Böyle görüyorum ben. Bir şekilde olanın bitenin farkındalar. Çünkü iyi bir şey yaptığım zaman herhalde memnunlar. Bir işi beceremediğim zaman da kızıyorlardır diye seni düşünüyorum. Seni seyrettiklerini düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Bu bir. Kendimle ilgili olarak da DNA'nın yok olmadığına inanan bir insanım. Yok olmayan, yok olmaz. Parçalanabilir ama yok olmaz. Başka bir canlının doğaya içinde karışır, devam eder. Evet. Başka bir canlının içinde devam eder. Ama o hamam böceği de olabilir, kuş da olabilir. Çiçek yani, de olabilir. Çiçek de olabilir. Her şey olabilirsiniz yani. Yeniden dünyaya gelmek diye bir şeyden bahsetmiyorum. Yani reenkarnasyondan bahsediyorum. Hayır yani Hintlilerin o yani biz ölürüz. İyi insansak eğer ne bileyim inek oluruz. Mistik insansak, şeyler. Öyle bir şeyim yok ama bu çok teknik bir şey söylüyorum. Yani DNA devam ediyor devam bir yerlerde. Eder. O parçalar devam ediyor. Belki de onlar da onu demek istiyorlardır DNA'nın keşfedilmediği zaman. Herhalde onu demek istiyorlar. Bir doğru. Akıl yürütme biçimi olabilir. Evet olabilir yani. Tabii. Evet. Peki çıldırtıcı soruya gelip çözemediğin vaka var mı? Var tabii var. Ki var. Peki saplantıya dönüşüyor mu? İyi delil toplanamamışsa kim gelse çözemez. Peki bir saplantıya dönüştürüyor musun onları? Vedalaşıyor musun yoksa? Vedalaşıyorum tabii onlarla. Öyle mi? Çünkü diyorum ki yani adamlar... Envanteri tutulmaz. Delil toplanamamış olsaydı ya çözecektik. Şimdi ne yapalım olsaydı, ya? Evet. Ne yapalım yani? Evet. Peki masumiyet projesini anlatır mısın birazcık? Bu çok önemli, çok yüksek bir ideal bu. Herkesin aslında bunu taşıması gerekir. Yani bu işlerin içinde olan insanların. New York'ta Cardozo Hukuk Fakültesi diye bir hukuk fakültesi var. 90'lı yıllarda DNA analizleri başladığında ceza hukuku profesörü iki kişi bir proje başlatıyorlar. Innocence Project, Masumiyet Projesi diyerekten. Daha sonra bu Amerika'nın bütün diğer hukuk fakültelerine sirayet yayılmış edin. Vaziyette. Sonra da dünyada değişik ülkelerde ki biz işte 90'ların sonunda Türkiye'de başladım ben dahil yapmaya. DNA analizi yapılmaya başlandığı tarihlerde aşağı yukarı.
İade-i muhakeme almak için uğraşılıyor. Mahkumiyet kesinleşmiş olacak. Bir biyolojik delil geride kalmış olacak. Hı. Çünkü DNA analizi delil yapabilmek için DNA analizi yapmak için bir biyolojik delil lazım. Saç deli de olur, yani tükrük de olur, bir vajinal yayma, bir cam olur, her neyse bir şey kalmalı. Bu takdirde onun yeniden ama bu sefer DNA analiziyle çalışılması için tabii ki yola çıkmış onlar. Biz de aynı şeyi devam ettiriyoruz. Tabii bu hukukçu işi değil, buna bir yani analiz yapacak olan insanlar lazım. Yani adli bilimci, adli genetikçi, adli biyolog falan gibi başka evet. insanlar lazım. Tabii onun da büyük bir masrafı var. Tabii. Bedava yapılacak bir iş değil. Çünkü o delili bulabilmek için zaten uğraşıyorsunuz evet. yani. O yargılandığı yıllarda durumu öğrenmek için her neyse. Ve de tabii bir DNA veri tabanınız olursa ve şansınız varsa ki Batı'nın artık var şansı, gerçek faili de bulabiliyorlar böylelikle. Yani katil bu adam değil ama bu adam denebiliyor sonunda. Masumiyet Projesi'nin Türkiye'de ki son noktasını ne bekliyorsun? Neye ihtiyaç var? Nasıl gidiyor? Delillerin atılmaması gerekiyor bir kere. Ne olursa olsun. Ve sonra da yani ben yapmadım diyen insanlara. Usullerin mi değişmesi gerekiyor? Yoksa bu usuller var fakat uygulanmıyor mu? Usullerin değişmesi gerekiyor. Yani emanetlerde bütün eşyaların en azından muhafaza edilmesi. Muhafaza elbiselerin, giysilerin, iç çamaşırların vesaire analizlenen ne varsa hepsinin muhafaza edilmesi lazım. Ama on bu yıllarca. Da çok büyük, 10 yıllarca ama bu da çok büyük bir masraf. Çünkü üzerinde biyolojik kalıntı olan her şey çürür, kokar, bilmem ne bozulur vesaire yani. Bu zor bir iştir bunu da şey yapmak ama her şeyi muhafaza etmek lazım. Yani ya incelediğiniz uyuşturucu maddenin de bir bölümünü muhakkak imha etmeden muhafaza etmeniz lazım. Orada da hatalar oluyor. Orada neler oluyor? Yani orada çalışan kişinin hata yaptığı olaylar oluyor. Veyahut da kasten bu odur dediği olaylar oluyor. Ama geriye dönük olarak da bütün onun imzasının olduğu dosyaları tekrar açıp tekrar çalışmanız gerekiyor. Gerekiyor. İmha etmişseniz eğer zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çok tedirgin oldum anlattığınız şeylerden evet, açıkçası. Evet, onun için bize de düşmeyin, karakola da düşmeyin. Düşmeyin. Başınıza da derdi sokmayın Allah derim. Allah düşürmesin. Yani. Evet. Peki hayvana şiddet gösteren bir insan potansiyel çok, katil midir evet, efendim? Evet, tabii ki. Son dönemde Eros çok diye var. Bir kedi var evet, biliyorsunuz evet, sosyal biliyorum. Medyada. Yavrum evet. 6 dakika boyunca evet, tekmeleniyor. Evet, evet. İbrahim Keloğlan diye birisi tarafında. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Bu yani 20 senenin üzerindedir. Üzerinde durduğum, konuştuğum yani ilk defa İstanbul Barosu'nda hayvan hakları evet. şeyini kurduğumuz meclise dünya kadar yazılar yazdığımız bir alan. Şöyle, bilinen bütün seri katillerin çocukluklarında hayvana şiddet var. Tersini söylemek elbette mümkün değil. Yani her hayvana şiddet gösteren adam öldürecek diye bir şey, bir genelleme yapılamaz. Ama bunun tersi var. Demek ki bu bir risk. Bu önemli bir risk. Ve bu çok küçük yaştan görülen bir şey. Bu ileri bir yaşta ortaya çıkmıyor. Çok küçük yaşta hayvana eziyet ediyor çocuklar. Ama ben hani... kanadını koparırsan bu sinek uçar mı filan diye merakından yaptığı şeyi demiyorum. Yani diyelim evet. ki kedinin kafasını suyun altına tutana. Evet. Veyahut da işte kuyruğunu kesip kulağını kesip. Arı yiyenler filan. Ben yemiştim de çok sen aralık. Yani meraktan gerçekten. Bir şeyler yapanlara hiçbir şey dediğim yok ama eziyet ederek hayvan öldürmeye başladığı zaman bunun, büyüteç altına alınıp pedagog. Bunun mutlaka bir profesyonele gözükmesi lazım. Bunu ailenin düzeltebileceği bir şey değildir bu. Daha sonrası da işte böyle oluyor. Seviyorsanız örtmeyin, tedavi edin diyorsunuz değil mi? Örtmeyin tabii. Şu evlatlarınızı, mutlaka, yakınlarınızı. Mutlaka, mutlaka. Yani çünkü o insan... Adam öldür demiyorum ama şiddet gösterecek. Yani sahiptir, yani evet. siz kırmızıda duruyorsunuz, yeşil yandı mı hemen geçmeyince arkadaki klakson basıyorsa işte bu öyle bir adam. Öyle bir adam. Ne belli. Yapayım yayalarımı ezeyim değil mi? Evet ne yani veya yani? Gideceğim evet. işte yani. Demiyorum gideceğim evet. 14 yaşına geliyorsun, annem ve baban bir oldu bittiye getirerek seni evlendirmeye karar veriyorlar 14 yaşında. Kaçardım herhalde. Belki de getirmezler bile.
Belki de aramazlar belki bile. Aramazlar belki de aramazlar. Çok sevdiğim ve sana her anlamda destek olan eşin aniden rahatsızlanıyor ve hayatını kaybediyor. Evet. Onun yokluğuna alışabilecek misin? İki çocuk da var. Eşim de yok, cahilim. Ben ne yapacağım ben? Birini bulur, evlenirim. Annenin patronu bir hayırsever olduğu için durumunu görüyor, fark ediyor. Sana destek olmak istiyor ve sana bir iş teklifinde bulunuyor. Eğer kabul edersen sen de annen gibi müştemilatında büyüdüğün evde hizmetli olarak çalışabileceksin. Bir gün bir yemek esnasında patron sana bir itirafta bulunuyor ve sana öz baban aslında benim diyor söylüyor. Herhalde. Evet. Evet. Aslında babam benim. Bu esnada tam 71 yaşındasın. Baban bunu itiraf ettiği zaman. Çok kötü hissettim. Keşke hiç söylemeseydim. Daha iyiydi belki evet, diyorsun. Tabii. Kalbiye sağlam öz babasının evinde yıllarca öz babasına, eşine, çocuklarına ve kız kardeşlerine hizmet etti. Kalbiye Hanım 71 yaşından sonra 1 milyarlık servete ortak oldu. Şimdi bütün sorduğum konuklarla başımızın birlikte derde girdiği şey. Aşkını, sevgini nasıl ifade edersin? Sen bir aşk kadını mısın diye sordurdular bana. Sana soruyorum bu soruyu. Bana? Seveceğim, evet. Ne demek aşk kadını olmak? Ne bileyim. Bilmiyorum ne demek ben ki? Öyle ben, bir şey. Aşk kadını ben aşk kadını değilim açıkçası. Ben de değilim. Yani. Peki sevgini, aşkını nasıl ifade edersin? Ne bileyim. Mesela, çok az söylediğim için seni seviyorum dediğim zaman gerçekten önemlidir. Demem yani. O kolları kapatma, iletişimi kapatma evet, anlamında. Evet, aynen öyle. Bu konu geldiği anda bu kolu kapan, peki. Evet, aşk hikayeleri gelince bitiyor bende, duruyor yani her şey. Peki bir aşk bir ömür sürer mi yoksa sürmez. Elbet bir gün biter mi? Sürmez. Kollar açık, evet. Sürmemesi sürmez. Gerekir zaten yani. Yani insan gelişmez mi? Ya. Değişmez mi? Değil mi? Tabii. Nasıl sürer? Tesadüflerin mucizelere inanır mısın? Tesadüfe inanırım. Tevafuğa inanırım yani. Tevafuk. İnanırım evet, ona. Tesadüfle tevafuk arasında da çok fark evet, var tabii. Şimdi geliriz belki. Tevafuka oraya. İnanırım çünkü ona dair enteresan gözlemlerim de olmuştur. Var, ya da tabii. Yani bu insanı tanımış olmam aslında bunun içindi diyerekten söylediğim olur. Peki. Geliyor. Gel hadi bakalım. Üçüncü hikayemiz. 1970 yılında Kayseri'de dünyaya geldin şu andan itibaren. Evli bir ablan var. Sen mutlu ve huzurlu bir ailede tek çocuk gibi büyüyorsun. Televizyonda denk geldiğin Yeşilçam filmleri seni çok etkiliyor. Küçük yaşlardan beri büyük bir aşkın ve mutlu bir evliliğin hayalini kurmaktasın. Ders çalışmayı çok sevmeyen bir çocuksun. Annenle aran oldukça iyi. Babanla biraz daha mesafelisin. Baban dışarı çıkmana, sokakta oynamana izin vermiyor. Seni etraftaki olası tehlikelerden korumak amacıyla yapıyor bunu. Küçük bir kız çocuğu olduğun için genelde seni kısıtlamakta. Mutlu bir evlilik hayali kurmak için biraz küçük değil misin? Neden bu kadar romantiksin? Çok mu film seyretmekten oluyor acaba? Yok, bu evden çıkabilmek, bu baba baskısından kurtulabilmek için ama böyle bir senaryo daha. Var. Daha çok küçüksün. Evet, olabilir. Hemen kurtulmak istiyor, özgür evet, olmak yani. İstiyor. Kaç yaşındaki bu böyle düşündüğü zaman? 12, 13, 14. Belki o kadar bile yok. Mutlu evlilik kuracak kadar. Annesiyle babası mutlu muymuş ki? Aa, sen bir örnek uzmanı, olarak. Niye? Burada soruları ben sorarım sevgilerim. Bakın şöyle devam ediyor. Aynı mahallede oturduğun senden 4 yaş büyük birisine ilgi duyuyorsun demek ki. Yani evet. Öz ablanın eşi bu işin bu kişinin dayısı oluyor. Aileleriniz arasında da bu sayede çok yakın bir ilişki var. Onunla buluşup görüşüyor, kısa vakitler geçiriyorsun hoşlandığın çocukla, hayal kurduğun çocukla. Onun güzel gözleri seni büyülüyor, çok aşıksın ve onunla evlenmek istiyorsun. Ortaokuldan sonra baban seni okuldan alıyor ve seni tanımadığın birisiyle evlendirmeye karar veriyor. Bir akşam hiç beklemediğin bir anda evinize çat kapı görücü geliyor. 15-16 yaşlarında gencecik bir kızsın, sevdiğin biri var. Ne yapacaksın? Babana karşı çıkacak mısın? Kaçarım diyorum işte geçen sefer. Her seferinde öyle oldu. Kaçarım diyorsun. Elbette tabii burada bir aday da seni var. Seni tutamıyoruz. Ondan kaçarım. Evet. Çocukluğundan beri mutlu. Ya bu kaçmaktan başka bir şey aklına gelmiyor mu? Allah yok aşkına? Gelmiyor. Burada bir aday kaçarım. Da var beraber kaçabilecek. Hazır. Hazır. Onu da alır kaçarım yani. Çocuk... Çocukluğundan beri mutlu bir evlilik hayali kuruyorken evinize görücü geldi. Babaya kızgın mısın? Babana? Çok. Yani. Çok tabii. Belki annem yardım eder.
bundan vazgeçirir diye de ümitleniyorum yani. Hadi inşallah. Ya da ablam. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak, evet. O akşam misafirlerinize ikramda bulunan annene yardım ediyorsun ama yıkılmış vaziyettesin, istemiyorsun tabii ki bu işi. Seni istemeye gelen adamla evlenme ihtimalin seni çok korkutuyor ve bu korkuyla bir anda baba ben başkasını seviyorum diye ağlamaya başlıyorsun. Felaket. Evet, felaket. Ortalık buz kesiyor, baban çok üzülüyor, kalbi yumuşuyor. Ha. Ve sana sarılıyor, kaçmaktan başka şeyler de olabilir. Ama bu çok tuhaf. Hiç beklenmedik büyük bir baba. Büyük bir ifşa oluyor orada. Yani. Evet. Misafirleriniz bu olanlara çok bozuluyor ve müsaade Doğru. isteyip tabii ki Aklılar. Evden ayrılıyorlar. Baban sevdiğin çocuğu çok merak ediyor. Sen babanı sevdiğin çocuğun aslında ablanın eşinin yeğeni evet. olduğunu söylüyorsun ve onları tanıştırıyorsun babayla. Babana evlenmene izin veriyor. 1986 yılında tam 16 yaşındayken nişanlanıyorsunuz. Babana başkasını sevdiğini söylemeseydin şu an sevmediğin biriyle evliydin. Şimdi duygular nasıl? Mutlu musun? Tabii. Mutlusun. Neyse, kaçmaktan başka bir fikrin daha olmuş. İyi ama o babadan bunu beklemedim yani. E canım, baba onu korumak için biraz kısıtlıyormuş falan. İşte insan daha önceden falan. Bunu konuşur. Beklenmedik zamanda bunlar gelmedi. Adamın izni olmadan nasıl geldiler? Ama hep ne konuşuyoruz? Biraz babalarımız böyle babalar. Tamam babalar ama... öyle ama burada komplo kurmuşlar. Ha. Ona içerledim doğrusu. İnsan görücü bu... usulüne komplo mu diyorsun? Hayır, kızın haberi yok. Görücü usulü olur. Peki ona bir şey dediğim yok ama yani kıza haber verirdi bunlar gelecek diyerekten. Evet, hay çat kapı derken hiç çat haberi kapı. Olmadan ha ben o benim hatam. Ha onu bileme. Babasının hatası değil. Ama o zaman hatamı. Daha önce söyleseydi ama adam herkesin ortasında. Görücü geliyor diye. Evet, tamam evet. Anladım ama herkesin ortasında. Ama gene de aynı adamı. Derecede mutsuz kız tabii. Yani haber verseler de vermeseler de. Ama adama söyleyecekti seviyor. Adam vazgeçecekti baba. Daha önce söyleseydi vazgeçecekti. Bu kadar yumuşak gönüllü bir adam bunların yanında rezil olmaya gönlü razı olmuş. Mutlusun, nişanlık döneminiz gayet güzel geçiyor ve nişanlın askere gidiyor. Bu süreçte ablam ve eşi arasında senin de engel olamadığın gerilimler, anlaşmazlıklar oluşmaya başlıyor. Hatta kavgaya varan tartışmalara tanık oluyorsunuz. Arada kalıyorsun. Ablam boşanıyor. Eyvah. Ve bütün eşyalarını alarak baba evine dönüyor. Üstelik senin yapacağın evliliğe de karşı çıkıyor. Ya tabii. Eski eşinin ailesinden evet. biriyle evlenmene razı olmadığını evet. söyleyip babanı da ikna ediyor. Evet. Evet, abla kardeş babayı ikna etmekte çok zorluğunuz yok galiba. Ve korktuğun başına geliyor. Aileleriniz anlaşamadığı için sen de nişanı atmak zorunda kalıyorsun. Şimdi çok sevdin, babanı karşına aldın önce. Ama yine de kavuşamadın. Aşkın sonu hüsran oldu. Acaba bu kişi senin kaderin değil mi? Yok canım, onu kabul etmiyorum. Onu geçelim. Hayır, burada kader diye bir şey kabul etmiyorum ben. Bir akılsızlık var ortada da. Bir de ailelerin fazla müdahil ve şey olması. Evet yani. Ama yani onlar da haksız mı? Şimdi abla ayrılmış. Ama ne alakası var? Onun kardeşinin yeğeniyle. Ne olacak? Görüşmeyiz. Ne olacak? Yani bir ne olacak yani? Bambaşka iki insandan Günün bahseder. Birinde belki üstelik geri de döner. Öyle çok olay var. Ayrılıyor. Sonra insanlar yine barışıyorlar. Baban senin bekar kalmanı istemediği için. Evet, buluyor yine birini. Seni başka biriyle evlendiriyor. Tabii. 17 yaşına gelmiş bir genç kızsın ve artık yapacak hiçbir şeyin yok. Evliliğe razı geliyorsun. Eski nişanlının askerliği bitirince ya. Kayseri'ye dönüyor. Evet, yani Kayseri'desiniz evet. ya. Ve seni bir daha bulamıyor. Olanları öğrenince çok üzülüyor. Evet. İkiniz de kendi yollarınıza gidiyorsunuz maalesef. Hiç değişen bir şey olmuyor. Senin iki tane evladın oluyor. Eski nişanlın da seni unutmak için bir başka evlilik yapıyor, yuva kuruyor. Onun da 3 çocuğu oluyor. Oo, bir, evet. Çok isteksizmiş diyeceksin. Çok. Ama ne yapsın hayat? Evet. Peki ne yapalım? Birbirinizden hiç haber alamıyorsunuz. Evet. Seni sevdiğinden ayırdılar. Başka biriyle evlendin ve 2 çocuk annesi oldun. İnsan istemediği bir dünya içinde istemediği biriyle mutlu olabilir mi? Ha, nedir mutluluk? Şimdi bir de öyle bir şeyler soralım. Yani mutlu olmak ne demek? Mutluluk ne ki yani? Ne ki yani? Aslında insan kendi kendine mutlu olabilir. Başkasına ihtiyacı yok. Sevdiğiyle mutlu olsa daha iyi olmaz mı? Tabii ama Ama olmaz. Olmadı. Gitti, uzaklaştı, evlendi, sen evlendin. Doğru. Olanla mı mutlu olsun? Olsa 2 tane çocuk yapmış. Tamam. O çocuklar var. Bu adam da yani bir adam işte yani. Eski nişanını unutabildin mi, onu sorayım.
Ha, unutulmaz. Yani hiçbir zaman geride kalmış olan insanlar unutulmaz. Yani şimdi sana sorsam sen de hatırlarsın. Hatırlarım. Ben de hatırlarım. Hepimiz hatırlarız yani. Güzel günlerimiz olmuştur muhakkak. Onları hatırlarız. Ben kötü günleri hiç hatırlamam. Hatırlamamak. O kısımları yok ederim ben. Hatırlamak mümkün değilse de. Evet ama güzel şeyler. Mümkün değilse de hatırlamamak mümkün, onunla, mümkün evet, belki. Tabii ki, tabii ki. Peki seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Eşin çok iyi bir insan. Ya bak. Sana sevgi gösteriyor, bir dediğini iki etmiyor. Gün geçtikçe ona ısınıyorsun. Aşık olmasan da ona farklı bir sevgi besliyorsun. Çocuklarınla da çok mutlusun. Ama eski nişanın hep aklında. Özellikle gözlerini hiç unutamıyorsun. Onu gülümseyerek anıyorsun. Yıllar böylece geçip gidiyor. Ve evliliğinizin 17. yılında eşin rahatsızlanıp hayatını kaybediyor. Peki. Sen lise çağındaki iki çocuğunla kala kalıyorsun. Ailen sana destek oluyor, eşinin maaşı da sana bağlanıyor. Çocuklarını okutmak en büyük hedefin evde, evden ufak tefek işler yaparak çocuklarının masraflarını karşılıyor, evin geçimini sağlıyorsun. Yeri geliyor kıyafet dikiyorsun, yeri geliyor börek poğaça yapıp pastanelere veriyorsun. Yeni arkadaşların oluyor, bir arkadaşın sana abisinden söz ediyor. Hı. Ve seni onunla tanıştırmak konusunda çok ısrarcı davranıyor. Aranızı bulacak. 17 senedir hayata yalnız devam eden, şimdi 51 yaşında bir kadınsın. Bu kişiyle tanışmak istiyor musun? Yok. Bu saatten sonra uğraşamam mı diyorsun? Hayır, istemiyorum. Belki adam çakı gibi bir adam, sen de çakı gibi bir kadınsın. Çok mutlu olacaksınız. Bir fotoğraf falan göreyim bari. Adamın yaşını söyleyeyim ya sana, kaç? Bir güzellik yapayım. 55. Ha, peki göreyim. Adamı bir görüşeceksin. Peki, tamam. Ay, ona sevindim. Arkadaşının abisini görür görmez kalbin çarpıyor. Bak sen. Gözlerinden tanıyorsun çünkü. Aa! Ya az kalsın adamı görmeyecektin. Karşında gördüğün adam 35 yıl önce nişanlandığın, çok aşık olduğun o kişi. Birbirinizi görür görmez etkileniyor, neye uğradığınızı şaşırıyor ve çok mutlu oluyorsunuz. Aşk yeniden alevleniyor, küllerinden doğuyor. Bak, burada ballandırmaya çalışıyorum. Evet. 35 yıl önceki nişanlının 3 sene önce boşandığını ve 3 çocuğu olduğunu öğreniyorsun. 3 sene önce boşanmış beyefendi. Peki. Peki sence bu kaderin bir cilvesi değil mi? Bunlar çok küçük bir muhitte oturuyorlar anlaşılan. Herkes birbirine... Koskoca yani Kayseri yahu. Yani bu kadar tevafuk, küçük bir şey. Tevafuk, inanırım diyordun. Al sana tevafuğun önde gideni. O kadar aşık olduğu, yandığı, ettiği ikisi de o yani. O arkadaş kızı tanımış olmam. Yani aslında evet, kız kardeşi arkadaşınmış. Kız kardeşi, evet. Kız kardeşiyle arkadaş olmak enteresan. Evet, onun abisinin de o adam olması da artık hepsini bir tevafuk haline getiriyor herhalde. Getirir değil mi? Tabii. Evet. Peki 35 sene önce nişanlandığın, evlenmek istediğin kişiyle yeniden karşılaştın. Buradaki bir hissiyatı duymak istiyorum artık. Evlenme. Aa. Yaşlandı bir kere. Ya sen 51 yaşındasın, o da 55 yaşında. Ben onu tanıdığımda gençcik, ondan sonra insandı. Şimdi her tarafında şimdi çizik de erkek olmuş, bir adam. O zaman çocuktu. Çizik çizik orasında çizgiler. Ondan sonra... Ben böyle müşkülpesent gelin adayı görmedim hayatımda. Gel tanışalım, sonra konuşalım üstünde. Evet, evet. Efendim geliyor. Mualla Beytül hanımefendinin ismi. Mualla Beytül 35 yıl önce kaybettiği aşkı Azmi Bulut'a 35 yıl sonra kavuştu ve onunla yıllar önce yapamadığı evliliği 2021 yılında gerçekleştirdi. Telli duvaklı gelin oldu. Şimdi aşık olduğu adamla evliliğinin 3. yılını mutlulukla tadını çıkartıyor. Ne güzel. Bak Mualla Hanım yaşadığı bu film gibi hikaye şu sözlerle anlatmış. Kendi ağzından aktarıyorum. 35 yıl önce talihsizlik sonucu ayrıldık ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Bundan sonra hayatımıza bakacağız. İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu. Bundan sonra inşallah hayırlısı olsun. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Kendisini gözlerinden tanıdım.
Her yerde ise gözler unutulmuyor. Her şeyde ise bile gözler unutulmuyor. Azmi Bey ise Mualla Hanım'a olan aşkını şu sözlerle dile getirmiş. 35 yıl önce yarım kalan aşkımız meğer ikinci bahara kısmetmiş. Ben şunu, beyefendi birazcık da daha romantik galiba. Evet. Ben şunu öğrendim. Dünyada gerçek sevgi illaki bir gün hak ettiği yeri buluyor. Hiç olmaz denilen ya da olmasına ihtimal veremeyeceğimiz bir şey gerçekleşebiliyor. Bizim Mualla ile kavuşmamız da aynen böyle bir şey. Mualla 35 yıl boyunca benim kalbimdeydi. Demek ki çok sevmişim ki Rabbim kaderlerimizi birbirimize bağladı. Çok şükür demiş. Hakikaten de Yeşilçam filmi gibi değil mi? Bir evet. Parça. Ne mutlu. Böylesine büyük bir aşk, böylesine büyük bir kavuşmayı hak ediyor bence ikisi de. Pek de iyi görünüyorlar. Yani ömür boyu mutluluklar evet, diliyoruz. Evet, tabii, çok eninde çok sonunda güzel. Bulmuşlar ne güzel. Birbirlerini. Allah uzun ömür versin. Çok tabii mutlu ki. Bir hadise. Tüm sevenlerin ayrılmadan önce ayrıldılarsa gökten sonra kavuşmalarını dinleyin. Gökten bir elma düştü, biri senin, biri benim başıma der. Biri de kaçanın başına herhalde. Peki, Mualla Hanım hayatının aşkıyla 35 sene sonra tekrar karşılaşmış, evlenmiş. Senin de benzer bir aşk hikayen var. Var, ben de. Şimdi geliyorum, kaçamazsın. Mesleğinde olduğu gibi dönüp dolaşıyorsun, yine kızının babasına kavuşuyorsun. Doğru. Güzel, tatlı bir döngü bu. Anlatmak ister misin? Bir tık dinleyelim mi? Nasıl oldu bu iş? Hangi ucunda? Neresi? Tekrar buluşma meselesi. Bu hoş bir şey yani. Çünkü senin kadar rasyonel ve net birisinin tekrar aynı yere dönmesinde demek ki çok kuvvetli şeyler var orada. Bir kere yani çok küçüklükten beri birlikte olduğumuz için yani bu aşkından ziyade bir dostluk, bir arkadaşlık var. Yani çok liseden beri, hı hı, hatta ortaokuldan beri beraberiz. Ortaokulda aşık olmuşsun değil mi? Tabii yani. Olmuşsunuz yani. Evet, sonra arada bir sürü başka hikayeden sonra her neyse. Şimdi şöyle, rasyonellik var aslında işin içerisinde. Biz aynı sokakta oturuyoruz ve de deprem oldu olacak, kiralar yükseldi yükseliyor bilmem ne filan gibi bir patırdıda. Ben de yalnızım, o da yalnız. Dolayısıyla ben dedim ki Faruk sen bizim eve taşın. İkinci kısmı mı anlatıyorsun? Bu, evet, sonu bu işte. Yani şu anda birlikte oturuyoruz. Başını merak ediyorum çünkü şiirler yazdığın bir adam, evet, ve baban istemiyor başta. Babam istemiyor tabii. İstemiyor. Çünkü evliydim daha önce birisiyle. Çok ondan boşanmıştım. Çok çabuk onunla evlenmek istiyordum. Bu çocukluk aradaki aşkımla. Zamanı yeterli mi bulmadı? Yani yeterince düşünecek, rahat evet, edecek zamanı. Evet tabii, acele etme üst bu kadar dedi. Üst üste çok yapıyorsun. Evet yani bu kadar acele etme dedi. Kim kimin evine taşındı? Şimdi mi? Faruk benim evimde. Kentsel dönüşüme girecek ev. Buradan sonrasını bilmiyorum. İlişki de bir kentsel dönüşüme girmiş. Aynen öyle. Evet, çok güzel tabii ama. Ki. Çok güzel. Peki hayat yıllar sonra bizi birleştirdi demişsin. Biraz evet, onlar gibi. Evet tabii ki. Cümleyi kurduğuna göre sen işte artık söyleyelim bir aşk kadınısın yani. İkinci defa aynı yere dönüyorsan bunun sebebi aşktan başka ne olabilir? Deprem olamaz herhalde, deprem ihtimali. Hayır, olamaz. O bir ortam hazırlamış oluyor tabii evet, ki. Evet, zemin hazırlıyor. Evet, tabii ki. Yani bu kaçma hikayesi bir aşığın işi gibi duruyor. Sence başta zaten kaçışlar var. Var. Benim bir Ankara'ya gidişim falan var yani. Beyefendi için. Tabii, evliyken evi terk edip Ankara'ya gittim. Fara, evet, biliyoruz yani böyle şeyleri yaparız. Böyle şeyler oluyor. Evet, oluyor. Faruk Atasoy ile evliliğiniz 40 yıldan fazla olmuş. Tabii 71'de öyle. Evlendik. 40 yıl sonra da ayrıldınız. Evet. Ne oluyor? 40 yılda anlamadınız, neyi anladınız Allah aşkına? İnsan biraz erken, sonra da üstelik tekrar. Tabii. Çok hoş bir şey bence bu. Bu çok güzel bir hikaye. Şimdi şöyle ki bir kere... uzun uzun konuşabiliyoruz. Bütün mesele orada. Bence ilişkilerdeki en önemli şey entelektüel olarak tabii ki uyuşabilmek. Öyle tabii. Olduğu zaman yani insan... Çok tatminkar değil mi? Tabii yani hiçbir konuşuyorsun. Esas o kalıyor bence. Yani danışabildiğiniz bir insan var, güvendiğiniz, aklına güvendiğiniz birisi var. Birlikte iyi vakit geçiriyorsunuz bu sebeple. Evet. Konuşabilen iki evet, insan her bence zaman iyi vakit geçirir. Evet tabii, hangi yaş olursa olsun önemli olan o zaten yani birlikte bir şeyler paylaşabilmek. Özellikle de ilerleyen yaşlarda çok kıymetli tabii, değil mi? Evet.
Evet, yani, eskiden o yok tabii. Tabii. Gençken o yok. Evet. Duygusal olarak geçmişe bağlı olmadığını söylemişsin. Fotoğrafları yok, yok ediyormuşsun. Evet. Delil bırakmıyorsun arkada anladığım kadarıyla. Bir şeye bağlı olmamak güç mü veriyor? Biraz güçlü mü hissettiriyor? Geçmişe neden bağlı kalınsın ki? Yani kapatmışsınız, bağlı kalınabilir de takılı kalmamak mı lazım? Ama onu da kastediyorsun biraz. Onu takılı kalmayı takılı kalınabilir. Yani böyle resimlere bakıp da ah ah vah vah oralara gittik, buraları gezdik bilmem ne filan demenin bir manası yok ki diye düşünüyorum ben. Yani hep bir sayfayı çevirmeyi seviyorum tabii. Yani her zaman da çevirmişimdir. Aidiyetle aran nasıl? Yok. Korkutuyor mu aidiyet duygusu? Hiç hissetmiyorum. Gene de bir zaaf olarak görüyorum bir şeye aidiyeti. Sevdiğin insanlara da olsa. Evet, kaybedebilirim olsa da, onları diyorum. Kaybedebilirim. Hmm. Ve de yine bir bencillik tabii. Kaybederim ve çok üzülürüm diye. Bencil duygu o ama. Evet öyle. Kaybetme korkusu öyle mi? Tabii ki. Aşk gerçekten insanın gözünü kör eden bir şey mi? Aşk evet. Kadın olsa ama sıkı evet. Aşık olduğun belli. Evet evet. Tabii edebilir değil mi? Edebilir evet. Perde indirir gözüne ya da biraz. Görmüyorsunuz hataları. Evet. Biraz da anneliğe değinelim mi? Tabii memnuniyetle. Nasıl kızınla aran? Çok iyi. Çok iyi. İyi. Nasıl bir annesin? Selin'e soramayacağımıza göre şimdi sana söz. Aslında Selin'e sormam lazım. Evet tabii ki. Yani bana değil. Şöyle iyi bir anne olmadığı muhakkak. Çünkü onu çok yalnız bıraktım. Yani annem, anneannem filan herkes ortadaydı filan. Yani ben bu konuyu biraz şey görüyorum. Yani vaktin genişliği değil, niteliği. Hayır, de niteliği iyi. Ama yani. Onun dışında tabii. Elbette bu kadar çalışan bir zaman, insan evet, tabii. Bu sen de anneannenle evet. Büyümüşsün zaten. Tabii, gördüğün tabii, de tabii. O yani. Evet, öyle. Hep iyi vakit geçiriyor musunuz çok. Hala birlikte? Evet, evet. Çok seyahat ediyoruz beraber. Şimdi daha mı tatlı? Ne zamana göre? İki kadın olduktan sonra. Yok. Hiç fark etmedi. Hiç fark etmedi. Yani onun tasvip ettiği ve etmediği ilişkilerim olmuştur. Bütün problemler oradan çıkmıştır yani mesela. Evet. Olabilir. Olabilir yani herkes her şeyi. Belki onun da öyle şeyleri seni tasvip etmediği evet, şeyler ama olmuştur. Ben söylemem. O söyler. O çok daha rahat eleştirir. Sevgi anlaşmak değildir yani nedensiz de. Sevinir, evet doğru. Bilgi her şeyden güçlü mü? Evet. Ya tam bir bilgi insanı, evet. Evet. Bir kadın bir erkeği bilgisiyle mi yoksa güzelliğiyle mi etkiler? Bilgisiyle etkiler. Bir kadın bir erkeği evet. Bilgisiyle etkiler. Evet. Bilirse çünkü. Hayır! Bir dakika, diye bir bilirse nasıl davranacağını bilir. O bilgi. Karşısındakin ile ilişkinin niteliğini belirler. Çünkü bilirse. Karşısındakini anlayabilir dolayısıyla. Başarısız olduğun zamanlarda işler istediği gibi gitmediğinde ne yapıyorsun? Nasıl üstesinden araba kullanıyorum, müzik dinliyorum. Nereye gittiğimi de bilinmeden. Çok güzel bir şey değil mi? Çok. Bazen. Tabii. Her zaman öyle bir vaktin ama olmaz. Ama şimdi maalesef bir takım ama. Yazılımlar var cep telefonlarında. Nereye gittiğimi gören kızım var. Kaybolamıyorsun yani. Hayır. Kaybolmak ister misin? Evet, evet tabii. Ben tatilden ne anlıyorum biliyor musun? Bilmediğim bir şehre gidip orada kaybolmak. Ne güzel. Evet. Dünyada doğru. Daha zevkli bir şey yok. Yok tabii. Mutlusun, nişanlık döneminiz gayet güzel geçiyor ve nişanlın askere gidiyor. Bu süreçte ablam ve eşi arasında senin de engel olamadığın gerilimler, anlaşmazlıklar oluşmaya başlıyor. Hatta kavgaya varan tartışmalara tanık oluyorsunuz. Arada kalıyorsun, ablam boşanıyor. Eyvah. Ve bütün eşyalarını alarak baba evine dönüyor. Üstelik senin yapacağın evliliğe de karşı çıkıyor. Ya tabii. Eski eşinin ailesinden evet. Biriyle evlenmene razı olmadığını evet. Söyleyip babanı da ikna ediyor. Baban senin bekar kalmanı istemediği için. Evet, buluyor seni başka biriyle evlendiriyor. Tabii. 17 yaşına gelmiş bir genç kızsın ve artık yapacak hiçbir şeyin yok. Olsa iki tane çocuk yapmış, o çocuklar var. Bu adam da yani bir adam işte yani. Eski nişanlını unutabildin mi onu sorayım? Ha unutulmaz. Yani hiçbir zaman geride kalmış olan insanlar unutulmaz. Ve evliliğinizin 17. yılında eşin rahatsızlanıp hayatını kaybediyor. Bir arkadaşın sana abisinden söz ediyor ve seni onunla tanıştırmak konusunda çok ısrarcı. Birbirinizi görür görmez etkileniyor, neye uğradığınızı şaşırıyor ve ya. Çok mutlu oluyorsunuz. Aşk yeniden alevleniyor. 35 yıl önceki nişanlının 3 sene önce boşandığını
ve 3 çocuğu olduğunu öğreniyorsun. Kız kardeşiyle arkadaş olmak enteresan. Muhalla Beytül 35 yıl önce kaybettiği aşkı Azmi Bulut'a 35 yıl sonra kavuştu ve onunla yıllar önce yapamadığı evliliği 2021 yılında gerçekleştirdi. Telli duvaklı gelin oldu. Kusursuz casus yok mudur? Yok, bunlar hep çünkü yakalanan adamlar. Zaten yakalanmadıysa... Gerçek hikayeler var. Hepsi gerçek, evet. Peki, Sevin Hanım'ın bu heyecan verici kitabı D'den çıkmış. Şöyle diyor, dünyaca ünlü adli bilimler uzmanı, adli bilimler uzmanı ve kriminolog Profesör Doktor Sevil Atasoy, casusların gizemli dünyasını, istihbarat yöntemlerini ve nasıl yakalandıklarını anlatıyor ve dijital kanallara göz kırpıyor diye de ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu kadar serin, zor bir mesleğin çok ünlü ve kıdemli bir profesyoneli olarak bizde empati çabasına bu kadar girdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değişik her bir zaman akşamdı. Görüşelim. Çok güzel. Sizin için değişikti. Çok değişikti. Benim için fantastikti. Böyle bir şey hiç rastlamamıştım. Ben yani. Bu kadar çok kaçan insan görmedim her konuda. Evet. Sevil Hanım kaçmadan programımızı bitirelim. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.